Merhaba, ses hiç gelmiyor ama. Evet, aynen. Halit Bey, orada mısınız? Buradayım. Sesim geliyor ama ben anlayamadım tam sesimin gelip gelmediğini. Geliyor, şu an geliyor. Görüntü de ekranınızı da görebiliyoruz. Tamam. Daha burada da biri yok sanırım ben. Yani gerçi orada sanırım. Siz bakabilirseniz, hostu sizi yaptığım için kapıda biri varsa içeri almak adına belki. Ben... Evet, herkesi alıyorum içeriye. Aynen. Tamam. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben hemen hızlıca başlayayım. Tamam, süper. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben birazcık daha böyle bir şey anlatmak yani böyle bir otomasyon teknolojisi veyahut da Continuous Integration Pipeline'ı anlatmak yerine daha çok teste odaklanmak istiyorum. Yani bizim test faaliyeti esnasında yapacağımız yenilikleri, bu agile süreçlere adaptasyon noktasında kendi test kalitemizi nasıl arttırırız? Bunlara odaklanmak istiyorum. Sunumumu da bu doğrultuda hazırladım. Genel konumuz da agile test yöntemleriyle kaliteyi nasıl arttırabiliriz? Şimdi mevcut yazılım geliştirme yaşam döngüsünde hepimizin bildiği belirli aşamalar var. Bu aşamalar işte öncelikle bir planlama faaliyeti gerçekleşir, bir analiz oluşur. Analizin devamında bir design tasarım dokümanı çıkar. Sonra işte implementation kodlama aşamasına gelir ve işin kodlamasının bitmesine yakın bir süreçte de test faaliyetleri ve kabul faaliyetleri başlar. Ama yani bu sıralama çok küçük çaplı olarak değişse bile her aşama birbirine girmekle beraber farklı projelerde farklılık gösterebilir. Ama günün sonunda değişen hiçbir şey yok. Yine bizim bir planlama yapmamız, yine bizim bir analiz tasarımı oluşturmamız, bir kod geliştirilmesi ve test faaliyeti var. Her halükarda bu süreçleri ilerletmemiz gerekiyor. Şimdi birazcık bir eskiye gidelim. Oradan da Agile'a gelelim. İşte eskiden demeyeyim de hala günümüzde çok fazla kullanılıyor. Ben Havelsan'da çalışıyorum. Havelsan'da yapılan projelerin büyük oranında kullandıkları yazılım geliştirme metodolojisi Waterfall veya V model kullanıyorlar. Bunları hatırlarsınız. Hepiniz ilgili üniversite derslerinde de almışsınızdır zaten. İşte belirli aşamalar var. Bu aşamalar tamamlanmadan işte analizdir, planlama, tasarım aşamaları gibi. Bu aşamalar tamamlanmadan bir sonraki adıma geçemeyiz veya geçebiliriz de tabii ki projenin içeriğine göre değişir. Ama Agile'de iş değişiyor birazcık daha. Ne oluyor? Süreç daha kısalıyor. Her bir süreçte yeni bir ürün, yeni bir kullanılabilir bir prototip çıkarmanız gerekiyor. İşte sprint mantığı girdi işin içerisine. Her sprintin sonunda kaliteli bir ürün çıkarmak gerekiyor. Ve güzel de oldu. Bu sayede şimdi günümüzde görüyorsunuz 20 ay içerisinde adamlar oyun geliştirme şirketi kuruyorlar. 20 aylık bir şirket işte gidip 200 milyon dolarlara, 500 milyon dolarlara yabancı yatırımcılar bulabiliyorlar. Waterfall modellerde süreçler veya BIM modellerde süreç uzun süreye yayıldığı için böyle bir yatırımı alabilmeniz mümkünatı olmuyor. Ve genelde de proje mantığında çalışıyorlar. Ama işin içerisinde ürün mantığında yani ben 3 ayda bir şey çıkarayım ve çıkardığım bu şey bir değere karşılık gelsin diyorsanız günün sonunda illaki agile süreçlere odaklanmanız gerekiyor. İşte Waterfall'u daha demin de bahsettim. İşte dediğim gibi bir gereksinim dönemi oluyor. Gereksinimlerin hazırlanması, design yapılması, yazılımın dizaynının oluşturulması, veri tabanının dizaynının, test dizaynının yapılması gerekiyor. Sonrasında geliştirme faaliyeti var. Burada yazılımın geliştirilmesi ve arkasından test ve bakım süreçleri olarak ilerliyor. Şimdi Waterfall'un günümüze daha yakın olan versiyonu V model. Yine aynı aşamalar var. İşte yine gereksinimler, yine tasarım, yine kodlama var. Ama burada güzellik şu, her bir sürecin içerisinde bir adet bu sürece karşılık gelebilecek bir test faaliyeti de işin içerisine geliyor.
Yani siz kod yazarken buna karşılık bir bilim testi. Siz tasarım yaparken entegrasyon testleri, API testleri veya kontrat testleri. Sistem gereksinimleri noktasında sistem testleri. Veya kullanıcıya sen gereksinimleri gösteriyorken de burada end-to-end ya da kabul testleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi iyi hoş güzel. Geliştiriciler birim testleri yazıyor. Aşağı adımlarda işte entegrasyon testleri yapılıyor. Burada testçi arkadaşların yazılımda yapan gruptan bağımsız olması bizim açımızdan iyi olur. Test grubu için iyi olur. Çünkü test grubundaki arkadaşların yazılımcıların veya proje yöneticilerin baskıları altında kalıp gerçekten yapmaları gereken test faaliyetlerini kaçırmamaları gerekiyor. Gerçekten teste odaklanmalılar ve bu test faaliyetlerini ilerletmeliler. Hemen şurada yeni kişiler var. Onları da ekleyeyim. Hop. Hemen eksik kişileri de ekliyorum. Kalmadı herhalde. Tamam. Şimdi geldik Agile'a. Yani çevik süreçlerde ne değişti de bu Agile geldi işin içerisine? Değişen şey şu, artık uzun süreli bir işin yapılmasının mümkünatı yok. Teknolojiler çok hızlı gelişiyor, sürekli yeni teknolojiler çıkıyor, sürekli yeni rakipler çıkıyor. Senin bu rekabeti ayak uydurabilmen adına veya yeni teknolojilere adapte olabilmek adına ister istemez çevik süreçlerin içerisine girmen gerekiyor. 1990'lı yıllarda işte çevik süreçlerin bir manifestosu yayınlandı. Bu manifesto içerisinde de genel konsept şu aslında. Deniliyor ki sen artık bir prosese, bir sürece değil de daha çok kişilere ve o anki etkileşimlere odaklanmalısın. Aynı şekilde yüksek çaplı bir dokümantasyona, kapsamlı bir dokümantasyon yerine her sürümde çalışan bir ürüne odaklanmalı. Yine diğer bir konusu bir sözleşme odağına değil de sözleşmenin gereksinimlerine değil de müşterinin, kullanıcının isteklerine odaklanmalı ve bir takipli bir plana değil de yani yine bir plan var işin içerisinde ama olay bir planı takip etmek değil de daha çok o anki değişimlerin anında tepki verebilmek Agile süreçlerin ana mantığını oluşturuyor. Bir Agile manifesto var, evet güzel. Test manifestosu olmasın mı? Tabii test manifestosunu da yazmışlar. Yani Agile süreçler içerisindeki testçi arkadaşlardan, test uzmanı arkadaşlardan beklentiyi de bu şekilde belirlemeye çalışmışlar. Test manifestosunda da odağımızın genel olarak şöyle olması gerekiyor. Hani V modelde test süreçleri hep işin sonundaydı. Şimdi bunda işin sonunda eğer test yaparsanız V modelden, waterfall'dan farklı hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz. Sizin buradaki odağınızın testin her daim yapılmasına, işin başından işin sonuna kadar testin sürecin içerisinde olmasına gerekiyor. Yani testin son aşamada değil de baştan sona olmasına gerekiyor. Yine odağımızın, testin odağının bir hatayı bulmak değil de o hatayı önlemek olmalı. Yani burada reaktiften daha çok proaktif bir yaklaşıma odaklanmak gerekiyor. Daha erken hamle yapmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde fonksiyoneliteyi kontrol etmek yerine testi anlamlandırmak gerekiyor. Hatta öyle bir test yapmalıyız ki fonksiyonelite bu testler sonucunda ortaya çıkmalı. Veya eksik kalabilecek ilgili ürün yöneticilerinin, geliştirme ekiplerinin, müşterinin düşünemediği şeyleri sizin yapacağınız testlerle bu da olmalı dedirttirebilmeniz gerekiyor. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi bir sistemi kırıp o sistemdeki arızayı oluşturmak yerine amacımızın tüm sistemin en iyi şekilde müşterinin isteklerini karşılayabilen bir sisteme oturulmasına, onun oluşturulmasına hamle yapmak gerekiyor. Ve bizim burada çok fazla karşılaştığımız bir şey. Zaten ben burada
test uzmanı olarak çalışıyorum. Çoğu arkadaşım biliyorum, yurt dışında da bu tabir çok fazla var. Quality Assurance Engineer olarak çalışıyor. Yani kalite güvence uzmanı. Pardon, çok kısa bölmek istiyorum. Ses gelmiyor diye yorumlar var. Geliyor mu? Bende de geliyordu aslında ama birkaç kişiden gelince tekrardan teyit etmek istedim. Valla ben bayağı sizinkini alıyorum. Aynen. İnşallah benimkisi de geliyordur. Yok, bize yani bana da geliyor zaten. Yani gelmeyenler belki bir süre için gitmiş. Belki orada bir connection'da sıkıntı oldu. Bir de kapıda eğer daha başka bekleyenler varsa onlara da... Sürekli bekliyorum. Evet, tamam, süper. Onu sürekli kontrol edersek, kusura bakmayın böldüm, gidiyorum. Mikrofonumu iyice yanaştırdım. Tamam. Ses gelmemiş ihtimaline karşı. Herhalde sıkıntı yok. Aynen. Teşekkürler. Ya dediğim gibi işte testin bütün o kalite sürecinin sorumlusu gibi ele alınıyordu. Ama artık burada kalitenin tüm takım, o geliştirme, ürün yöneticisi, o ekip içerisindeki herkesin sorumluluğu içerisinde olması yine test manifestosu içerisine ele alınmış bir şey. Bu bizim açımızdan iyi bir şey. Günün sonunda ya bu ürün niye kötü veya şu veya niye bu hatayı bulamadın gibi bir sorunu ele almak yerine daha neleri test edebiliriz, neler yapabiliriz tüm takım olarak ele almış olacağız. Ben daha demin anlattım ama burada da V modelle Agile'i ben bir karşılaştırdım. Neler var? Siz Agile süreçler içerisinde ister istemez bir geliştirme ekibinin veya o ekibin bir parçası olmanız gerekiyor ki bütün sürecin içerisine testi dahil edebilin. Tüm ürün kalitesi yine geliştirme ekibinin sorumluluğunda oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane daha nokta var. Test planlamasının arttırımsal olması çok değerli bir şey. Yani her sprintte yeni bir planlama, her bir prototip sonucunda yeni bir planlamanın ele alınması gerekiyor. Bir de bir diğer güzel yanı, genelde test uzmanı arkadaşlar bir dokümandaki testi koşmak yerine ya ben böyle bir keşif testi yapayım, bir eksploratör test koşayım, işte smoke test bakayım. Bunlar daha bizim ilgimizi çeken kısımlar oluyor genelde. Agile süreçlerde de kimse size ya kardeşim eksploratör yapma, keşif testi yapma gibi bir şey diyemez. İşin güzelleşmesine, kalitenin artması için bunları yapmak daha güzel olur. Ve benim çok dikkat ettiğim bir konu, T-shape test uzmanlarının burada artması gerekiyor. Şimdi T-shape nedir diye sorarsanız, hatta P-shape'i çıktı şimdi. İşte ben şöyle elimle göstereyim, T harfi. Burada yani uluslararası, özellikle yurt dışında T-shape engineer şu anlama karşılık geliyor ve çok dikkat ediliyor. T harfinin üstü gibi sen yaptığın işin çevresindeki bütün işlerle alakalı olarak uzmanlık, yani böyle bir uzman seviyesinde bilmesen dahi belirli bir oranda bilmen, yaptığın işin çevresine hakim olman gerektiğini söylüyor. Ama T harfinin aşağı kısmında olan kısımda ise yaptığın işi de derinlemesine uzman bir şekilde bilmen lazım. Bizim işimiz ne? Test. Biz testi derinlemesine bilmeliyiz. Ama test yaparken kullandığımız teknolojileri, yapacağımız test ortamındaki işte Jenkins'tir, pipeline kurulumları olsun, Git'tir, işte Maven, Gradle gibi veya veri tabanlarındaki yapıları da bizim biliyor olmamız lazım. Bu tamamen bizim şahsi gelişimimiz açısından da iyi bir şey. Test uzmanlarının şahsi gelişim açısından. Yani kendimize yeni bir bilezik daha katıyoruz. Yeni yetenekler dahil ediyoruz diyebiliriz. Şimdi Agile süreçler içerisinde işte Extreme Programming var, Kanban var, Scrum var. Ben birazcık daha Extreme Programming'e ve Scrum'a odaklanacağım. Genelde Türkiye'de daha çok Scrum kullanılıyor. Hatta üzerine Scrumban kullanılıyor. Kanban board'u da kullanılıyor. İşte Extreme Programming işte yazdığı gibi Agile süreççilerin ilk örneklerinden. Burada olay haftalık, birkaç haftalık kısa iterasyonların oluşturulması ve her bir iterasyonda çalışan bir ürünün ele alınması gerekiyor. Genelde müşteri geliştirme ekibiyle çok yakın çalışır.
Ve bu yapı içerisinde her bir noktada müşteri ürünün kalitesi konusunda bir bilgi paylaşabilir. Ve bu bilginin sonucunda da bizler kendi ürünümüzü o kalitede ve o doğrultuda yönlendirebiliriz. Ops. Yani hep dediğim gibi illaki bir planlama, bir tasarım aşamamız oluyor. Yine burada gördüğünüz gibi storylerin oluşturulması, planlanması ve buna göre ilgili kodlamanın, test faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bunu sürecin sürekli gerçekleşiyor ve her bir iterasyonun sonunda da ilgili müşteri onayının, kabul testlerinin koşulup ve belirli bir prototipin ve canlı release değerinin çıkıyor olması gerekiyor. Bu zaten V modelde, waterfall'da da olan bir şey ama 2 yılda, 3 yılda olan bir şey ama burada Extreme programında haftalıklara inen bir süreç var. Biz peki Extreme Programming'de test uzmanları olarak ne yapmalıyız? Şimdi Extreme Programming'de öncelikle test uzmanlarımız her bir aşamada kodu takip etmeli ve testini bu kodlar başlamadan tasarlamalı. Storyler oluşturuluyor. Yani gereksinimler çıkıyor. Müşteri kullanıcı hikayeleri çıkıyor. Arkadaşımızın sesi açılmasın. Sesini vermiyor. Ben ses açık olan birkaç kişiyi kapattım. Amaç burada bir story oluşturuluyor. Burada gereksinime karşılık gelecek belki. Bu gereksinimin daha oluşturulma aşamasında test uzmanı arkadaşı buna bu gereksinim nasıl kabul edilir gösterebilmek adına bir kabul kriteri girmesi onun açısından çok büyük fayda oluşturacak. Ve o story'yi yarın bir gün doğrulamak istediğinde oradaki kabul kriterleri ona bir yol gösterici olacak. Belki haritasını, yol haritasını belirlemiş olacak. Bu açıdan kabul kriteri girişi çok değerli olabilir. Tabii ilgili geliştiricilerin birim testlerini yazıyor olması, senin kabul testlerini olabildiğince otomatize edebiliyor, regresyon testlerini olabildiğince otomatize ediyor olması çok değerli. Burada test uzmanı diye bir rol olabilir de olmayabilir de. Bu durumda da zaten bir takımın bir üyesi olduğu için ilgili kişinin aynı faaliyetleri gerçekleştiriyor olması gerekiyor. Scrum. Şimdi Scrum'da da Extreme Programming'in üzerine çıkacak bir şekilde genel bir mantık var. Burada küçük takımlar halinde otonom yapılar oluşturmak ve bu işte sadece belirli bir yapıya hizmet verme amacı var. Burada genelde 1 ve 4 hafta arasında sprintler, turlar oluşturuluyor. Ve bu turlar içerisinde 3 adet rol var. Hepiniz belki yani eminim Scrum yöntemini çok aktif şekilde kullananlar vardır. Burada takım, ürün sahibi ve Scrum Master rolleri var. Her birinin ayrı bir rolü var. Ama test uzmanı arkadaşımız burada aslında geliştiriciler dediğimiz takımın içerisine dahil oluyor. Ve o grup içerisindeki faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Hemen şöyle küçük bir şekilde de resimle de göstereyim. Scrum'da genel bir mantık şöyle. Bir ürün yöneticisi veya projenin sahibi, ürünün sahibi belirli aralıklarda işte o sprintin tarihi kaç hafta verildiyse ona göre olarak işte 2 hafta, 3 hafta diyelim ele alalım. 3 haftada bir sprint planning toplantısı yapıp ve bu toplantı içerisinde bu tur içerisinde ele alınacak maddeleri sunuyor. İlgili bu toplantıda bunlarla alakalı tahminleme gerçekleşiyor. Bu sunulan storylerin kimlerin üzerine atanacağı gibi değerler veriliyor ve süreç başlıyor. Sürecin içerisinde test storyleri de olabilir, test taskları da olabilir. Geliştirme taskları, veri tabanı taskları, müşteriye ait taskları olabilir. Her şey dahil olabilir. Takımın bir üyesi en nihayetinde müşteri de. Ve bu süreç içerisinde test faaliyeti de gerçekleştiriliyor, yazılım faaliyeti de gerçekleştiriliyor. Günlük toplantılar yapılıp bu toplantılarda biz ne yaptık,
ne yapacağız, karşılaştığımız problemler nelerdir, bunların değerlendirilmesi yapılıp her sprintin sonunda da sprint içerisindeki storylerin kapanıp kapanmama durumuna göre sprint kapanış toplantıları, retro toplantıları, retrospektif meetingler yapılıp, öğrenilmiş dersler tartışılıp, bir sonraki sprintte neyi nasıl yapmalıyız, tahminlemeyi daha az mı vermeliyiz, daha çok mu yapmalıyız, üzerimize daha az mı iş almalıyız gibi faaliyetlerimizi gerçekleştirip bir sonraki sprinte geçiş yapıyoruz. Şimdi her şeyi anlattık, bunlar Google'da da çok rahat bir şekilde bulacağımız konular. Şimdi bizim test uzmanı olarak bu agile süreçte ne yapmalıyız? Ne yaparsak agile süreçler içerisindeki test faaliyetimizi daha aktif hale getiririz. Ben birazcık daha buna odaklanmak istiyordum. Şimdi öncelikle test uzmanı arkadaşımızın kesinlikle Scrum içerisindeki her bir toplantıya dahil olması gerekiyor. İşin ucunu kesinlikle bırakmaması gerekiyor. Sprint planning toplantıları, planlama toplantıları, günlük Scrum toplantılarına, sprint kapanış, gözden geçirme, öğrenilmiş dersler toplantısına girip oradaki yaşadığı sorunları, bulunacağı tahminlemeleri, gireceği değerleri tek tek burada yazması gerekiyor ki zaten orada da ona ait yeni tasklar girilecek ve o faaliyet içerisinde bu arkadaşımız, test uzmanı arkadaşımız neler yapacak, neler yapmayacak belirlenmiş oluyor. Bu toplantılara katılım gerçekten çok değerli. Yani olmazsa olmaz işlerimizden birisi. Zaten bu toplantılar öncesinde genelde ürün yöneticisi arkadaşlar, product owner'lar sprint planning toplantıları öncesinde story'leri belirler. Story şu aslında, bir kullanıcının hikayesini anlatıyor. Şimdi bir ürününüz var. Bu üründe kullanıcınız size veya işte bir end user ele alalım. Bu son kullanıcı bir isteği vardır. Der ki ben kullanıcı olarak bir ATM sistemi istiyorum. Böylece de günün sonunda oradan para çekebilmek, euro cinsinden bir para çekebilmek istiyorum. Şimdi bu kullanıcının isteği. Biz bu isteği alıp altını detaylandırmamız gerekiyor. Bununla alakalı nasıl bir geliştirme faaliyeti yapılacak? Nasıl bir test faaliyeti gerçekleşilecek? Tek tek yazılması gerekiyor. Eğer biz o toplantılara girersek, bahsettiğim planlama toplantılarına, günlük toplantılara, kapanış toplantılarına girersek, çok rahat bir şekilde gelen kullanıcı hikayelerinin detaylarını orada belirleyebiliriz. Yine aynı şekilde müşterinin istediği şeyin gerçekten yansıyıp yansımadığını veya ürünün pazar ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını çok rahat bir şekilde orada yorumumuzu paylaşabiliriz. Yani burada amacımız şu Scrum'da veya Agile süreçte. Şimdi shift left diye bir tabir çıktı ortaya. Buradaki amacımız ne? Süreci sola kaydırmak. V modelde test en sondaydı. Waterfall'da test en sondaydı. Amaç ne? Biz test sürecini ne yapalım, ne edelim? Sola kaydıralım. Test sürecini proaktif bir süreç haline getirelim. Proaktif bir süreci getirebilmek için işin başında işe el atmamız gerekiyor. İşin başı da aslında storylerin girildiği ekranlar. Buradaki storylere gireceğimiz yorumlar çok değerli. Bir de ben burada kabul kriterlerine özellikle odaklanmak istiyorum. İkinci bölümde de kabul kriterleri benim için değerli olacak zaten. Kabul kriteri diye bir tabire burada agile süreçler içerisinde adım atıldı. Accept kriterya diye. Kabul kriteri aslında şuna karşılık geliyor. Bir story var. Bu story'nin müşteri tarafından veya test uzmanı tarafından kabul edilebilir bir değer olup olmadığını gösterebileceğimiz değerleri burada giriyoruz. Siz burada ne girebilirsiniz? O story'nin fonksiyonel olarak geçip geçmediği ile alakalı bir değer girebilirsiniz. Performans kriterini, güvenlik kriterini, sizin bir ekran arayüz tasarımınız vardır ve onun bir kontrol listesi vardır. Bu kontrol listesine göre bu user story'nin kodlanması gerektiğini yine burada girebilirsiniz. Veya sistemde yani aklınıza ne geliyorsa aslında burada girebilirsiniz. Günün sonunda gireceğiniz bu kabul kriterleri sizin çok işinize yarayacak. Ne işinize yarayacak diye sorarsanız siz
Sizden eğer bir test prosedürü istenir, ya sen bu story'yi nasıl test ettin? Veya sen bu task'ı nasıl geçerledin gibi bir soru geldiğinde veya siz bunu bulmak istediğinizde hemen kabul kriterlerini açacaksınız. Ya bak ben bu story'nin şu 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 kabul kriterlerine göre tasarlamışım ve bunlara göre test ettim diyebilirsiniz. Ve günün sonunda bu story'nin kapanıp kapanmaması değeri de sizin burada girdiğiniz kabul kriterlerine göre gerçekleşebilir. Zaten amacımız da bunu sağlayabilmek. Geliştirici arkadaşların bu kabul kriterlerine bakıp ya bak testçi arkadaşımız, test uzmanı arkadaşımız bunu görmüş. Ya biz buna göre de yapacağımız kodu geliştirelim demesi bizim asıl istediğimiz şey aslında. Test uzmanının tüm süreci sola kaydırabilmesini sağlayan bir işlem oluyor. Tamam, kabul kriterlerini biz planlama aşamasında giriyoruz. Eyvallah. Başka ne yapacağız? Bizim buradaki amaçlarımız nedir? Yine toplantı da bu planlama toplantısını test task'larını da girip bizim o 2 haftalık, 3 haftalık süreçteki yapacağımız faaliyetleri de girip kendi iş kalemlerimizi de ortaya çıkarmak bizim açımızdan değerli oluyor. Dışarıdan böyle pop-up sürekli işler geliyor. Maalesef bana çok fazla geliyor. O pop-up işleri böyle engelleyebilmenin yollarından biri de test task'larının belirlenmesi, oradaki eforun belirlenmesi. Bu sayede siz şunu da diyebilirsiniz. Ya bu iş çok büyük. Bana bir test uzmanı arkadaş daha lazım bu ekibe diyebilirsiniz. Aynı şekilde hangi task'ın öncelikli yapılabileceği, kapsamının ne kadar büyük olup olmadığı ile ilgili değerleri girebilirsiniz. Şimdi planlamayı yaptık. İyi hoş. Task'larımız girildi, kabul kriterleri girildi, storyler oluşturuldu. Şimdi biz birazcık daha sprint esnasında neler yapacağız? Sprint esnasında bizim yapacağımız çok iş var. Biz burada test prosedürü yazabiliriz. Zaten eğer kabul kriterleri giriyorsak biz, kabul kriterlerini kopyala yapıştırla dahi test prosedürleri yazabiliriz. Bir hazırladığımız test prosedürlerini koşabilir, keşif testleri yapabilir. Veya dokümanımızın, test prosedürü dokümanımızın üzerinden testler koşabiliriz. Yine aynı şekilde ya bu süreç tamamen testçi arkadaşın kendi gelişim aşaması diye ben adlandırıyorum süreci. Sen orada otomasyon mu yazacaksın? Yaz abicim planlama toplantısında onun taskını, git otomasyonunu yap. Sen orada test mi yapmak istiyorsun? Yaz planlama toplantısında test yap. Performans testi mi koşmak istiyorsun? Yaz. Kimse sana günün sonunda ya biz sıkıştık, performans testini bırak, hadi harala gürele test yap demez. Bizim test uzmanı arkadaşlarımızın çokça karşılaştığı sorun bu. Evet, bir otomasyona başlıyoruz, bir performans testine başlıyoruz. Hepimiz girmek istiyoruz bu işin içerisine. Ama günün sonunda bir şeyler yetişmiyor. Hadi kardeşim, hurra, hadi hep beraber test yapalım ya. Ama sprintin mantığında böyle bir şey yok. Çünkü geliştirici arkadaşlar da kendi eforlarını belirliyorlar ve sadece o süreç içerisinde onu yapmaya odaklanıyorlar. Onlara da ekstra bir iş geldiğinde onlar da ya hayır biz bunu yapamayız diyorlar. Haliyle test uzmanı arkadaşın da ya ben bunu yaparım demesinin bir anlamı yok. Haliyle o da kendi task'larını yapabilir hale gelecek. Hatalar bulabiliriz, hataların girişlerini gerçekleştirebilir, bu hataların çözülmüşlerini doğrulayabiliriz. Müşteriyle dry run demo faaliyetleri gerçekleştirebiliriz. Otomasyon yapmak istiyorsak, geliştiricilerin birim testine katkı sağlamak, entegrasyon testlerine katkı sağlamak istiyorsak bunları yapmamızda herhangi bir problem yok. Bu arada ben sunum içerisinde böyle bazı değerleri yeşille işaretledim. Bunlar gerçekten biz sadece bunları dahi yapıyor olsak test kalitemizin çok net bir şekilde artacağını ben Havelsan'daki sorumlu olduğum ürünlerde denedim ve bunun değerli bir amaca hizmet ettiğini gösterdim. Gerçekten birim testlerin oluşturulması, bir statik kod analizi aracının, bir kontrol listesinin kontrol ediliyor olması, test uzmanına gelmeden veya kabul faaliyeti gerçekleşmeden yapılıyor olması bizim açımızdan hem maliyet açısından, hem zaman açısından, hem kişisel gelişimimiz açısından çok büyük faydalar barındırıyor. Şimdi sprint esnasındaki faaliyetlerimizi de yaptık. Sprint kapanışlarında veya lesson learned'lerde, öğrenilmiş dersleri aşamasında gerçekten yapılan faaliyetin
değerlendirmesini doğru yapıyor olmamız lazım. Bunu da o toplantılara katılıp belirtmemiz gerekiyor. Ve bu test uzmanı arkadaşında her sprintin sonunda bir ürün durum raporu ve yani o sprintin durum raporunu, test durum raporunu belirtmesi gerekiyor. Eğer siz çok otomatize bir yapı yaparsanız ki çevik geliştirilme dokümantasyonun da yalınlaştırılmasını ister. O yüzden sizin yalın dokümanlar oluşturmanız gerekiyor. Ve bu yalın dokümantasyon oluşturmanın en güzel yollarından biri de otomatikleştirme işlemleri. Yani siz eğer çeşitli test yönetim araçları kullanır, hatalarınızı orada açar, test prosedürlerinizi, test tasklarınızı, test adımlarınızı orada girerseniz çok rahat bir şekilde sprintin sonunda ne yaptığınızın bilgisini ilgili dashboardlar, scriptler yardımıyla alabilirsiniz. Ve bir rapor oluşturmak için de haliyle çok uzun böyle zamanlar harcamanıza gerek kalmaz. İstediğimiz şeylerden biri de bu aslında. Zamanınızı sadece teste ayırmanız. Zamanınızı ne dokümantasyona ayırmanız. Zamanınızı işte ilginç teknik şartname maddelerine ayırmamanız. Test odaklı hamleler yapmanızı istiyoruz. Ve bu süreçte de eğer test odaklı işlemler yaparsanız test etkinliğinizin ve yeterliliğinizin çok rahat artacağını görebilirsiniz. Genel olarak da sadece sprintin başında sonunda değil de T-shape engineer olmanın, T-shape mühendis olmanın gereği olarak sürekli yeni teknolojiler edinmenin, yeni teknolojiler öğrenmenin, bunu yaptığınız, yeni öğrendiğiniz şeylerin test süreçlerine, test faaliyetlerinin içerisine entegrasyonu çok kıymetli olacak ve sizin gelişiminize de büyük katkılar sağlayacaktır. Şimdi ben bir tane hemen bir story ve buna ne kabul kriterleri girebiliriz diye hemen bir örnek aldım. Bir konferans katılımcısı olarak online olarak sisteme giriş yapmak, register olmak istiyorsunuz. Böylece de ilgili workshop gibi işte ilgili işlemleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi istiyor sizden müşteri. Sizin böyle bir story'de, bir hikayede ne girebilirsiniz kabul kriteri olarak? Ya ben aslında böyle bir canlı sohbetten acaba var mı öyle bir şey yazabiliyorsanız, çok Zoom'da kullanmadım bilmiyorum ama chatten yardırıyormuşsunuz. Aha. Hoppa. Sorulara birazcık sonradan geleyim ama yani şöyle söyleyeyim, yani sizin bir böyle bir task'a ne kabul kriteri girerdiniz? Eğer chatten yazmak isterseniz çok daha güzel olur. Onları da paylaşmış olurum. Ben mesela burada örnek olarak şöyle değerler girmişim. Demişim ki bu story'nin kabul edilebilmesi için bir spamlere karşı bir güvenlik önleminin alınmış olması, kabul edilebilir bir kredi kartıyla bu alım işleminin gerçekleştiriliyor, ödeme işleminin gerçekleştiriliyor olması, tüm bağlantı değerlerinin database içerisinde tutuluyor olması, zorunlu alanlar girilmediği durumda submit işleminin yapılmıyor olması. Ses gitti diye bir yorum geldi ama geliyor mudur acaba Ömer Bey ses? Tamam, pardon. Dediğim gibi zorunlu bir forma ekranı düşünmüştür o anki test uzmanı arkadaşımız. En nihayetinde bir katılım için bir ekran yapılacak. Buradaki zorunlu alanlar tamamlanmadığı durumda da submit işlemini, yani kayıt işleminin yapılmıyor olması gerekmektedir gibi çeşitli kabul kriterleri girmişiz burada. Yani o an test uzmanının ilk aklına gelen şeyleri buraya yazmasını istiyoruz. Ve bu geliştiricilerin de bakabileceği bir değer olmalı. Ve geliştiriciler de bunlara bakarak ya test uzmanı bunu böyle test eder deyip ona göre geliştirmelerini yapmasını istiyoruz. Vallahi yorumlardan siz neyi test ederdiniz diye sorayım. Ya da ilerleyen aşamalarda başka storyler de var.
onlar üzerinden de gidiyor olabiliriz. Şimdi genel olarak iyi bir story yazılabilmesi için şimdi bizim test uzmanı arkadaşlarımızın da bu süreç içerisinde hani gereksinim nasıl kontrol ediliyor? Biz nasıl bir gereksinim yazmayızı yazmalıyız konusunda çeşitli gözden geçirmeler yapıyorsak story içerisinde aynı işi yapmalıyız. Bu noktada da iyi bir story nasıl olmalı? Bir kullanıcı hikayesi nasıl yazılmalı? Hemen bundan bahsedeyim. Genel bir kalıp var zaten dünyada. As, I want ve so that ifadeleriyle tanımlanan. Türkçede de ben onu işte olarak istiyorum ve böylece ifadeleriyle güncelledim. Örnek veriyorum. Müşteri olarak sepete bir ürün eklemek istiyorum. Böylece ürünü satın alabilirim gibi bir ifadeyi size ürün müşteriniz tanımlıyor. Veya dediğim gibi bir kredi kartı kullanıcısı olarak ATM üzerinden işlem yapabilmek istiyorum. Böylece kredi kartı ödememi ATM'den gerçekleştirebilirim. Sizin ama bunu aşağıya indirmeniz gerekiyor. Bu değerin bu şekilde basit, herkes tarafından anlaşılabilir hale gelebilmesi için sizin çeşitli değerleri ele alarak o story'yi gözden geçirmeniz gerekiyor. Dünyada da buna invest prensibi diyorlar. İlk harflerini almışlar. Böyle bir prensip oluşturmuşlar. İşte independent, negotiable, vertical, estimable, small ve testable ifadelerinden geliyor. İşte bunlar ne anlam geliyor? İşte her bir story'nin tek başına yayınlanabilir bir parça olmalı. Bağımsız bir parça olabilmesine karşılık geliyoruz. Yani bir story'yi yaptım bitti diyebilmelisin. Yine story'de geliştiricilere, testçilere yeterli manevra alanı sunmalısın. Yani onun kabul kriterleri girebilmesine, onun alt task'lar oluşturabilmesine, sub task'lar oluşturabilmesine katkı sağlaman gerekiyor. Yine kendi başına bir değere sahip olmalı, bir iş olmalı. Yani story'yi yaptıysan bu story bir iş. UI'da, ekranda, ürünün bir parçasında bir nokta atış, bir karşılığının olması gerekiyor. Yine yapacağın story'nin, hazırlayacağın story'nin büyüklüğünün belli olması, tahmin edilebilir olması gerekiyor. Yani gidip de bir story yazdım, bu 3 yıl sürer gibi bir ifade olmaz. Bir story varsa bu 10 gündür, 3 gündür, 5 gündür. Hatta buna Agile'da story point değerleri veriliyor. Bu da story'nin karmaşıklık değeri aslında veya estimation değerine karşılık geliyor. Yani orada da Fibonacci serisi şeklinde bir puanlama var. Siz ne kadar yukarıda bir değer verirseniz o iş o kadar zor ve karmaşık bir işe karşılık geliyor. Ve bildiğim kadarıyla 2 haftalık bir sprintte story point'i 45 ile 50 yani 45 ile 55 arası diyeyim daha doğrusu. Arasında story point'e sahip olabilecek story'ler bir kişiye karşılık gelebilir. Yani bir kişinin alabileceği maksimum story point değeri 55 olmalı diyebiliyorum ben. Tabii story point değerinin nasıl verilmesi gerektiği apayrı bir konu. Onu ürün yöneticileri, product owner'lar birazcık daha ele almalı. Ama ne çok iş almalıyız ne az iş almalıyız. O story point değeri bu estimation yani büyüklüğün belli olmasıyla direkt bağlantılı. Ve bir story dediğim gibi bir sprintte bitecek büyüklüğe sahip olmalı. Böyle uzarsa o birkaç story'e bölünmeli ve öyle devam etmeli. Çünkü Scrum'da veya bir Agile mantıkta her sprintin sonunda bitmiş bir ürün sunmalıyız. Çalışır bir ürün sunmalıyız. Müşteriye gösterilebilir bir ürün sunmalıyız ki yaptığımız iş anlık olarak cevap bulabilsin müşteri tarafından. Yine bu story'nin test edilebilir olması gerekiyor. Şimdi Agile dünyada test ne demek diye bir ifadeyi de buraya eklemek istedim. Agile dünyada test otomatik testleri de, kabul testleri de, birim testleri de, entegrasyon testini her şeyi içerisine alır. Yani ben bir şey test ettim dediğin anda
bunların hepsiyle alakalı bir işlem yapıyor olman senin açından, ya yani agile mantık açısından daha önemli. Tabii zamansal işte kısıtlarımız oluyor. Her birini sen yapamayabilirsin, her sprintte yapamayabilirsin. Ama günün sonunda yapman ürünün kalitesini arttırıcı bir işlem olacaktır. Hemen devam ettim. Burada da yine bir story yazmışız burada. Buradaki story'mizde bir tane wishlist, bir sepet ele alalım. İşte hepsi burada yazılımı yapıyoruz. Hepsi burada yazılımında, uygulamasında bir sepet ekleme işlemi gerçekleştiriyor. Burada mantık aynı. Wishlist burada da istek listesi. Bir story'de de gördüğünüz gibi işte Epic'te veya daha üst, yani bir sprintte karşılanmayacağını düşündüğünüz veya birden fazla story'yi barındırdığını düşündüğünüz şeye Epic diyorlar genelde. Burada Epic olarak daha üst seviye bir değer tanımlanmış. Biz birazcık daha Epic'in altına inelim, story'lere inelim. Story'lerde örnek veriyorum, ilk story'mizde kullanıcı olarak sepete bir ürün eklemek istiyorum, kaydetmek istiyorum. Yani istek listesine bir ürün kaydetmek istiyorum. Böylece daha sonra açıp bunu görebilirim. Yani view edebilirim, gözlemleyebilirim. İkincisinde ise yine aynı şekilde kullanıcı olarak, hemen Zübeyde Hanım'ı da ekleyeyim. Kullanıcı olarak sepetimden, istek listemdeki ürünleri gözlemlemek istiyorum. Böylece bu ürünü veya bu ürünleri satın alabilirim gibi storyler var. Şimdi bu storyleri aşağıya kırmak gerekiyor. Yani bu story böyle çok yukarıda kalıyor. Aşağıya geliştirme, veri tabanı, entegrasyon, test tasklarına indirilmesi gerekiyor. İşte ne gibi test tasklarına indiririz veya geliştirme tasklarına indirebiliriz diye ben aşağıya farklı şeyler yazmışım burada. İşte nedir? Bir ürün sayfasında bir adet istek listesine ekle butonu olması gerekmektedir. Bir geliştirme taskı. Yeni bir veri tabanı database oluşturulmalıdır. Bu bir database taskı. Veya kullanıcının isteklerinin gösterilebilmesi için bir ekran tasarımının yapılması gerekiyor. Bu bir arayüz taskı. Veya işte ana sayfaya istek listelerini veya sepetini göster gibi bir linkin ekleniyor olması. Bu da bir aslında bir geliştirme taskı olarak ele alabiliriz. Hemen buradan biz peki bunlara iyi hoş kabul kriterleri gireceğiz. Yazacağımız kabul kriterleri ne olmalı? Aslında kabul kriterlerimiz bizim bu ürünü test etmek için düşündüğümüz koşulları içermeli. Bu koşullar da müşterinin, kullanıcının veya pazar ihtiyaçlarının tarafından tatmin edilir seviyede, kabul edilebilir olması gerekiyor. Yazacağımız bu kabul kriterleri bence yani 3-5 tane, yani 3-4-5 adet story başına yazarsak bir nebze olsun yeterli olacaktır. Ama tabii ki bu 3 tane yazacağınız, ya ben burada bir tane yazdım, bir tane bile yazsanız kar kardır demek lazım. Arttırabiliyorsanız daha iyi bir amaça hizmet edersiniz. Buradaki olay siz bir çözüm üretmek değil de daha çok niyeti belirtmelisiniz. Yani bu ürünün doğrulanması için bir çözüm değil de ben ne yapacağımı tanımlamanız gerekiyor. Bu story'yi doğrulamak için ben ne yapacağımı siz oraya yazarsanız geliştirici arkadaşlar da, ürün yöneticileri de, müşteri de bunu çok rahat bir şekilde anlar. Hatta onlardan da alabiliyorsanız kabul kriterleri daha değerli hale gelir. Ve yazacağınız kabul kriterlerinin kabul geçti kaldı değerinin çok belirgin olması gerekiyor. Yani siz şöyle bir kabul kriteri girebilirsiniz. Bir login ekranı yapmışsınızdır. Bu login ekranının giriş yap düğmesine tıkladığınız anda 3 saniyede size cevap verip vermediğini siz kabul kriteri olarak yazabilirsiniz. Kronometreyi açarsınız, düğmeye basarsınız, kronometreyi kapatırsınız, bakmışsınız 5 saniye. Demek ki bu kaldı. Geliştirici arkadaşa deriz ki kardeşim sen ne yapıyorsun? Bak bu kriteri geçmiyor.
Şimdi bu belki fonksiyonel bir kriter olmayabilir. Evet güzel. Ama yarın bir gün ürünün performans testi istendiği anda bu 3 saniyelik, 5 saniyelik değerler çok kıymetli oluyor. Şimdi düşünün, login ekranına giriş butonuna tıkladınız. 30 saniye sonra geldi giriş ekranı. Girer misiniz bir daha o sisteme? Girmezsiniz. Mesela bu işte Mastercard altyapısı diye bir şey çıkıyor. Görmüşsünüzdür çoğunuz. İşte hepsi burada da falan. Mastercard altyapısında sisteminizi, kredi kartı bilgilerinizi saklayalım mı diye. Bunu direktman ben Mastercard'ın işte ilgili yöneticisinin söylemi üzerinden söylüyorum. Diyor ki yapılan bir alışveriş, online alışveriş sisteminde iadelerin, iptallerin %80'i tam kredi kartı bilgileri giriş aşamasında oluyor diyor. Biz orada ya işte şifre geldi mi? İşte biz orada CVV kodu girsek mi, girmesek mi? 3D Secure yapsak mı, yapmasak mı gibi o telaşı içerisinde ya neyse sonra bir daha bakayım diyormuşuz. Öyle bir analizleri var. Ve buna çözüm üretebilmek adına adamları oraya Mastercard altyapısına saklamak ister misiniz diye bir fonksiyon eklemişler. Siz çok rahat bir şekilde oraya şeyi diyebilirsiniz. Bak sen işlemin 10 saniye içerisinde bitmiş olması gerekmektedir diye bir kabul kriteri girersen ve yazılımını ona göre sağlarsan geliştirici de gerçekten o faaliyeti gerçekleştirirse bir müşteri kaybı gerçekleşmez. Kabul kriterlerini tamamıyla yapmak istediğimiz olay biz test faaliyetini geliştirici arkadaşlara da nasıl yansıtabiliriz? Onların da bu farkındalığın içerisine girmelerini nasıl sağlayabiliriz amaçlıyor. Siz burada fonksiyonel olmayan güvenlik kriteri gidebilirsiniz. Eğer bir kontrol listeniz varsa bu kontrol listesine göre yazdığınız geliştirme faaliyetini kontrol et diyebilirsiniz. Bu tamamen birazcık test uzmanı arkadaşın kişisel bilgi birikimine kalıyor. Hemen bir tane daha örnek story ve kabul kriteri burada paylaştım. Hemen daha deminki ürünümde örnekte verdiğim değer aynı. Müşteri olarak sepetime bir ürünü ekleyebilmek istiyorum. Böylece daha sonra tekrar bakabilirim. Şimdi bununla alakalı ne kabul kriteri girebilirsiniz? Ben buraya yazdım. Eğer siz de chatten yazarsanız çok sevinirim. Neler girilebilir? Çok kıymetli olur. Ben mesela boş sepete bir ürün eklenebilmeyi denerim demişim. Sepette aynı anda 10 ürün görüntülenmesini test ederim. 1000 kullanıcı sistemi aktif bir şekilde kullanıyorken sayfa istek süresinin 2 saniyeden az olmasını, response time değerinin 2 saniyeden az olmasını beklerim. Yukarıdaki ikisi fonksiyonelken aşağıdaki fonksiyonel olmayan bir istek. Veya eğer sisteme giriş yapmadıysam herhangi bir link üzerinden gittiğimde sistem giriş ekranına yönlendirilmeliyim. Ve giriş yapılınca da yaptığım işlemler aynen devam etmeli. Bazen böyle her şeyi seçiyoruz, giriyoruz, bütün her formdaki alanları dolduruyoruz. Hadi sepete ekle diyoruz veya işte submit et diyoruz. Tak bir bakmışsınız giriş ekranına yönlendiriyor. Sonra girişi yapıyorsunuz, anam bir bakmışsınız bütün girdiğim formdaki değerler yok oluyor. Yani çok istenilebilir bir değer değil. Evet, çok güzel. Mesela Didem Hanım gayet güzel bir şey söyledi. Sepette zaten bir ürün bulunan bir ürün varsa bu ürün tekrar eklenmemeli. Veya onun değeri bir arttırılmalı. Doğru mesela Aylin Hanım da güzel bir şey söylemiş. Ben tekrar o ürünü açtığımda son alan 3 kişiyi görmeli. Yorum değerlerini görmeli. Ürünle alakalı bir puan görmeli. Yani tamamen sizin buradaki ürünle alakalı olarak story ile alakalı olarak özür dilerim. Kendi test mantığınızı burada kurgulamanız lazım. Bir yerde aslında kendi test planınızı da oluşturmanız gerekiyor. Evet, Seyhan Hanım dediği gibi sepetin update edilmesi gerekebilir. Fatih Bey'in dediği gibi eğer sepete eklenen bir ürün stokta tükendiği zaman kullanıcıya bilgi vermeli. Veya ben demişim stokta olmayan bir ürün sepete eklenememeli. Sepete ekle butonu yerine orada gelince haber ver yazmalı gibi çeşitli alışveriş sitelerinde değerler görüyoruz. Veya bir hata aldığında
düzgün bir, doğru bir uyarı mesajını sunmalı. Mesela Merve Hanım demiş işte ürünü sepetten silmeli. Beste Hanım da şimdi geldi mesela. Bence mesela ürünün sepetten silinmesi bir story değil de belki yeni bir story olabilir. Belki de bir story'nin bu story'yi daha genel geçer yazıp onun altındaki taskları yazmalıyız diye belirtebiliriz. Veya işte ürün sayısını sepet açmadan görebilmeli. Evet, bazen görüyoruz yukarıda işte sepetin yanında 3 yazıyor, 5 yazıyor. Veya sepet, ürünün sepette ne kadar süre kalacak? Evet, bu da çok güzel. Mesela bu da fonksiyonel ama bunu fonksiyonel olmayan bir değer olarak da ele alabiliriz. Didem Hanım'ın yorumuna istinaden söyleyeyim. Ürün sepette ne kadar süre kalacak? Genelde işte şey, bu yemek sepetinin jokerlerinde var kardeşim. 15 dakika sana şey yapıyor. Sen aslında bunu bir kabul kriteri olarak girebilirsin. Başta belki de şöyle oldu. Geliştirici arkadaşlar dediler ki ya böyle bir joker uygulaması ekleyelim dedi. Orada test uzmanı arkadaş dedi ki ya ben bunu kabul edecek olsam buna bir kabul kriteri girerim ve bu 15 dakika içerisinde yok olacak bir kriter. Bu fonksiyon 15 dakika sonra yok olsun gibi bir kriter girin ve bu girilen değere istinaden geliştirme böyle yapıldı. Olmuş da olabilir. Çoğunuz çok kez görmüşsünüzdür. Özellikle yani ben katılımcıların çoğunun test uzmanı olduğunu düşünerekten konuşuyorum. Çok kez karşılaşmışsınızdır. Ya biz bunu düşünmedik dedikleri veya sizin açtığınız bir bug'a istinaden veya paylaştığınız bir yoruma istinaden yeni bir geliştirme faaliyetinin olduğu çokça karşılanmıştır. Görmüşsünüzdür. Ben çok kez karşılaştım. İşte bir e-döküman sistemi yazıyorduk. Evet, bir şey var. Sistemin ifade edilen bir gereksinim dokümanı var ama bizim burada girdiğimiz kabul kriterlerine istinaden siz oraya şey diyebilirsiniz. Bir işte Türkçe karakter setini desteklemelidir dersiniz. Ben hiçbir geliştirici arkadaşın Türkçe karakter setini destekleyecektir diye düşünerek bir geliştirme yaptığını görmedim. Ama siz gider Ş harfiyle bir test yapar ve ekranda gözükmediğini ve hatalı değer döndüğünü gördüğünüz anda anında sistemin yeni bir fonksiyonuna katkı sağlamış oluyorsunuz. Aylin Hanım güzel bir şey daha söyledi. Yorum alanı text olmalı, SQL query çalışmamalı. Aslında bu da bir güvenlik kriterine karşılık gelebilir. Güvenlik kabul kriteri. SQL injection'lara, çeşitli ataklara karşı önlem alınabilmesi adına ben buraya bir test yazarım. Derim ki işte delete all from veya işte select all from bilmem ne query'si çalıştırılıp veri gelip gelmediğini kontrol ederim deyip ona göre bir mimari tasarlamalılar. Yani çoğu sistem artık bu SQL injection'dır gibi değerleri çok kullandıkları framework'ler sayesinde zaten önlüyorlar. Hemen gidelim. İyi bir task'a. Süremde dolmak üzere. Şimdi story'nin altına task'lar açtık. Ne dedik? Test task'ı açılır, geliştirme task'ı açılır, development task'ı açılır. Her şey açılabilir. İyi bir task'ın da değerlerini, özelliklerini smart prensibi ile tanımlayabiliriz. Story'de invest prensibiydi. Task'ta da smart prensibi. Burada da specific, measurable, achievable, relevant ve time boxed değerleri önemli. Specific'ten kastımız her görevin herkes tarafından anlaşılır olması gerekiyor. Şimdi task'ı biz 12.30 daha vakit varmış. Süper. Biz task'ı örnek veriyorum. Billur Hanım'a açtık task'ı. Billur Hanım da Allah göstermesin işte bir hastalandı. İşte malum süreçte koronayla alakalı bir problem yaşadı. O anda o task'ın başka bir geliştirici, başka bir test uzmanı tarafından da anlaşılır olması gerekiyor. Ki o iş yapılabilsin. Yine açacağınız task'ın görevin yapılıp yapılamayacağı ölçülebilir olmalı. Yani öyle bir task girersiniz ki böyle bir sonsuz bir döngüde şöyle bir şey işte açtığınız task yapacağın yazılım uzaya, Mars'a işte bir şey gönderecek. Ya yani birazcık gerçekçi olmalı açacağım bu task. Yapılıp yapılamadığı da geçti kaldı değeriyle yine kontrol edilebilir, ölçülebilir olmalı. Yine daha demin işte bu uzay örneğinde olduğu gibi açılan bu görevin ucu açık olmalıdır. Ucu açık olmamalıdır. Tamamlanabilir olmalıdır. Yani böyle
çokça görmüşsünüzdür. Task'la gibi ve benzeri, ETC gibi ifadelerin olmaması gerekmektedir. Onlar çünkü ucu açık anlamlara karşılık gelir. O task bitmez. Yine her bir görevin story ile ilişkilendirilmiş olması gerekmeli ki task'ın zaten ana mantığı task'lar tamamlandığında story'nin kapanması gerekmekte. Yani oraya hizmet etmeli. Ve belirli bir süre içerisinde tanımlı olmalı ve o süre içerisinde biteceğini biliyor oluyor olmamız gerekmekte. Ya ben bu arada chat ekranını açıyorum, açık tutuyorum. Siz chat ekranını görüyor musunuz? Ben görmüyorsunuz diye düşünerekten devam ediyorum. İnşallah sunum kesilmiyordur. Tamam, chat ekranı görünmüyor. Yok yok, sunumda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Tamam tamam, süper. Tamam ya. Yiğit, teşekkür ederim. Rica ederim. Bildur Hanım'a da teşekkür ederim. Şimdi peki bir story... Story task'lara nasıl kırılıyor? Ya bunları da, ya şimdi belki bunlar bir test uzmanının rolleri içerisinde olmayabilir. Eyvallah ama teşekkürler Yiğit. Burada benim eski iş arkadaşlarımdan Fulya'yı da gördüm. Ben hemen orada onun yorumunu okumayı unutmuşum. Yapacağımız test task'lar, story'ler belki ürün yöneticisinin görevi içerisinde olabilir ama bizim test uzmanı olarak eğer öncesinde hamle yapalım, test süreçlerini işin soluna kaydıralım, başlangıç aşamasına kaydıralım dersek bizim story girişlerine de, task girişlerine de nasıl yapılmalı? Bunlarla alakalı yorumlarda bulunuyorken de nasıl yapılması gerektiğini bilerek yorumlarda bulunmamız bizim katma değerimizi arttırıcı hamleler oluyor. Yani bir task açıldı kardeşim, sen bu task açmışsın ama yani abidik gubidik bir task açmışsın da diyebiliriz. Ya şu task'ı böyle güncelleyelim de diyebiliriz. Nasıl story çok ucu açık açılırsa, yazılırsa bizim ona yazacağımız kabul kriterleri de çok açık olur. Ve günün sonunda onların doğrulanması işi çok zor bir noktaya gelir. Aynı durum task için de geçerli. Task ne kadar ucu açık yazılırsa senin onu doğrulama işleminde bir o kadar zor olur. Aslında story'ler için bir kabul kriteri giriliyorken task'lar için de tamamlanma değeri denilen definition of done diye bir yeni bir tabir var. O değerin girilmesi geliştirici arkadaşın bu task'ın nasıl kapatılacağına dair bir bilgi edinmesini sağlıyor. Ben hemen burada bir şey yapayım. Bir story'yi nasıl task'lara bölmüşüm. Mesela müşteri olarak sepetime yine bir ürün eklemebilmek istiyorum. Böylece daha sonra tekrar bakabilirim demişim. Ben bu story'yi hani manevra alanı da sağlayabilmek adına birebir aşağıya kopyalamanın bir anlamı yok. Çeşitlendirmek gerekiyor. Mesela ilk task'ım sepete ekle butonu eklensin. Bir geliştirme task'ı. Sepet bilgilerini tutması için veri tabanını güncelle. Bu da bir veri tabanı task'ı, bir görevi. Sepetteki ürünler için backend servisi geliştir. Yani şimdi bir de günümüzde frontend developer'lar var, backend developer'lar var. Belki onlar ayrıldıysa işte backend developer'ın bir işi. Yine stok bilgisi dönmesi için ürün bilgisi backend servisini güncel. Belki bu tarz bir task yoktu veya geliştirme yoktu. Yeni bir geliştirme faaliyeti. Sepete eklenen ürünler için entegrasyon koş. Yani buradaki ben aslında entegrasyon koşu şöyle değiştirmek istiyorum. Entegrasyon sadece test faaliyeti gibi değil. Geliştiricilerin de entegrasyon noktasında yapacağı işler varsa onlar da dahil olmalı. Ve test faaliyeti olarak dry run testlerini koş demişim mesela. Ya ben bunun için hazırladığım bir test prosedürü varsa bunun için olan dry run testlerini koş. Tabii ki her bir story'nin haricinde senin aslında her bir story'de olmazsa olmazın veya bütün o sprint içerisinde olmazsa olmaz task'ların işte bug fix'ler, toplantılara katılım, planlama faaliyetlerine girme, müşteriyle demo faaliyeti gerçekleştirme gibi tonla genel işlerimizde olacaktır. Hemen bir sonrakine de gidiyorum. Şimdi daha demin
Ya ben bu iki değere çok önem veriyorum. Agile süreçte gerçekten işin geliştirme faaliyetini, test faaliyetini, geliştirme faaliyetini yanaşmasını sağlayabilmek adına benim açımdan kabul kriteri yani accept kriteria ve definition of done değerleri, tamamlanma değerleri, tanımları çok değerli oluyor. Çünkü siz buraya girdiğiniz her şey geliştirici arkadaşların da işin içerisine girmelerini sağlayacak. Siz eğer kabul kriteri girerseniz müşteri de, ürün yöneticisi de, geliştirici arkadaşlar da o kabul kriterlerine göre story'yi ele alacaklar. Veya task'ları ona göre atacaklar. Siz eğer task'lar için definition of done yani tamamlanma değeri girerseniz, tanımı girerseniz bu sefer de aslında olay şuna karşılık geliyor. Testçi arkadaş için. Ya abicim nasıl ben story'yi story'yi kabul edebilmek adına Esra'yı admit ediyorum. Bir türlü adamadım içeriye. Ben bir story'yi nasıl kabul kriterlerine göre test edeceksem, bir task'ı da definition of done değerine göre test edeceğim. Bana teste gelmeden önce bu task, sen buradaki değerlere bak, en azından bir bunu kontrol et diyoruz. Yani yapmak istediğimiz ana nokta bu. Şöyle şeyler oluyor işte, geliştirici arkadaşlarımız geliştirme faaliyetini yapıyorlar. Lokal makinelerinde test ediyorlar. Sonra test ortamına kod çıkıyor. Tabii biz de test uzmanları olarak da asla lokalden test etmeyi sevmeyiz. Sonra test ortamında kontrol ediyoruz. Sistem çalışmıyor. Hemen hatayı açıyoruz, affetmeyiz. Hepiniz yüzlerce, binlerce kez duymuşsunuzdur. Benim lokalimde çalışıyor. Kardeşim lokalinde çalışıyor da yani lokalinden bakmayacağız ki biz seni. Lokalinde bakmamızın bir anlamı yok. Bizim canlıda, test ortamında bakmamız lazım. Senin orada bu işlemin yapılıp yapılamadığını kontrol etmen lazım. Evet, bu noktada hemen bir tane o task'a definition of done girmemiz gerekiyor. Demeliyiz ki yaptığın geliştirmeyi test ortamında test et. Ya çok basit. Her bir task'a girebileceğiniz genel bir definition of done değeri. Canlı ortamında test et. Entegrasyon ortamında test et. Yani test uzmanı arkadaşın test ettiği ortamda test et diyeceğiz. Veya işte bir geliştirme faaliyeti yapıldı. Mobil uygulamayla alakalı. Uygulama iOS bir sistem. iOS sistemde test ediyorsun sen de sürekli. Geliştirmeye task'ı var. Adam gitmiş bunu sadece Android'de test etmiş. Sen de hata açıyorsun. Adam cevap veriyor. Diyor ki, ya ben bunu Android'de test ettim. Ama ben sana definition of done değerini yazmışım. Bunu iOS'da, Android'de, Windows Phone'da, artık başka ne işletim sistemleri varsa bunlarda tek tek test et dediğin anda senin geliştirici arkadaşa da ben bunu nasıl test edeceğimi söylemiş oluyorsun. Hemen ben task açmıştık. O task'ın üzerinden gideyim. Neydi task'ımız? Ürün sayfasına sepete ekle butonu ekle. Çok güzel. Ben bunu task'ın içerisine şöyle yazmışım. Demişim ki butona tıklandığında sepete ekle servisi çağrılmalıdır. Evet, onu çok rahat bakabilirim. Eğer bir web uygulamasıysa developer konsolu açalım. Orada network yerine butona tıklarım. Arkada gerçekten o ilgili URL'e post request'i açılmış mı atılmamış mı bakarım. Butona tıklandığında basma efekti verilmelidir. Bazen böyle tıklıyorsunuz, ne yaptığı anlaşılmıyor. Hiçbir şey cevap vermiyor. Yani onu dahi yazabilmeniz gerek. Çünkü task story'nin de küçük hali. Sen definition of done'da o task daha da küçük parçalar halinde test ediyorsun. Örnek veriyor. Yine eğer backend servisi olumsuz bir cevap dönerse bir uyarı olarak gösterilmeli. Bazen sepet ekleye basıyorsun. Efekt de veriyor. Hiçbir şey yok. Ama developer konsola bir bakıyorsun. Normalde web uygulamalarının 200 status kodu olumlu cevap demek. 400-500'lü status kodları da olumsuz cevap demektir. Bakmışsınız status kodu 400 geliyor. Yani sen bu işlemi yapamadın demek. Ama arayüzde bir tane pop-up ekran veya bir alert çıkmadığı için sen ne yaptığını bilmezsin. Sen ama bunu yazarsan developer arkadaş daha o task'ı bitirmeden oraya bir alert eklemesi gerektiğini, bir uyarı mekanizması eklemesi gerektiğini çok rahat bir şekilde öğrenir. Yine entegrasyon noktasında ekranların tüm browserlarda uygun bir şekilde gösterilip gösterilmediğini yazabilirsin. Abicim ben sadece Mozilla'da denedim.
Ya abi Mozilla'da denedin ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bir ürün yapıyorsun. Adamlar Internet Explorer kullanıyorlar. Şimdi ben ne anladım ki bundan? Test uzmanı arkadaş haliyle Internet Explorer da yapıyordur eminim ki testlerini. Hiçbir test arkadaş, çünkü test uzmanı arkadaş hep şey ister. Ya keşke müşterinin ortamı, canlı ortamı olsa da elimde, ben orada test etsem. Çünkü öbür türlü bir kendi ortamında test edersin, bir de gidersin canlı ortamında test edersin, iki iş çıkar. O yüzden test uzmanı arkadaşlarımız hep böyle canlı ortama yakın ortamlar isterler ve bunun kavgasını da çokça yaparlar. Sen eğer gerçekten gidip de tüm browserlar yazmak zorunda değilsin. Ya biz Dialog diye bir ürünümüz var Havelsan'ın. Chrome browser'da düzgün çalıştığını biliyoruz. Örnek veriyorum. Diyoruz ki ya Chrome browser'da dene. Gidip de Internet Explorer'da deneme. Veya hadi bunlar da farklı bir şey. Entegrasyon noktası. UI UX kriterlerini içeren, senin şirketinin bir ekran veya işte bir stil rehberi varsa, kullanılabilirlik stil rehberi. Örnek veriyorum yine basit çaplı olarak. Sizin şirketiniz hep genelde bir stil rehberiniz var ve butonlarınız mavi ağırlıklı. Sen gidip de oraya pembe renkli bir buton koyarsan, yani test yaparız eyvallah da, yani illaki ikinci bir iş olarak sana şey diyecekler, kardeşim bu butonun görüntü renk değerini değiştir. Ama sen oraya, benim burada yazdığım gibi, buton ve sayfaların tasarım, şirket kullanabilirlik stil rehberine uygun olmalıdır veya bu kontrol listesine uygun olmalıdır gibi bir ifade yazarsan, otomatik olarak o kişiye bunu yapması gerekliliğini hissettiriyorsun. Bunlar hep fonksiyonel kısımlar. Bir de fonksiyonel olmayan ama bizim çok değer verdiğimiz, hataların erken anlaşılmasına katkı sağlayan çeşitli araçlar var. Bunlar neler? İşte syntax kontrol araçları, syntax checker'lar, statik kod analiz araçları, kod gözden geçirme faaliyetleri, statik güvenlik analizi araçları, sizin için zaten bunlar belirli araçlar. Open source'ları da var, açık kaynakları da var, paralı olanları da var. Bunların da sistemlere entegre edilip onların daha task'ı tamamlanmadan bu araçlar üzerinden yaptıkları faaliyeti kontrol etmemeleri sizin açınızdan çok değerli olacaktır. Ne gibi bir işlem olacak? Şimdi statik kod analiz aracında ki bir hata sizin yarın bir gün hiç görmediğiniz, test uzmanının görmediği ama müşterinin monkey test esnasında bulabileceği bir hataya karşılık geliyor olabilir. Yani evet, iyi testçiler var, çok iyiler. Eyvallah, ama herkes de her şeyi bulacak. Ben bütün test senaryolarını, bütün case'leri denedim diyen ben bir tane testçi bilmiyorum. Yani diyorsa da illaki birisi der ki, kardeşim bak şu da vardı, sen bunu bulmadın der. Bu araçlar bize bu konuda çok büyük yardımcı oluyorlar. Ya statik kod analiz araçları, birim test araçları, bunlar hangi branchlerin bakıldığına, hangi branchlere kodun girip girmediğine veya syntax kontrol araçları yazılımın belirli bir yazım kültüründe yazılıp yazılmadığına tonla kural setleri var. Bu kurallara çok rahat bir şekilde geliştirici arkadaşlar kendi lokal ortamlarında veya test ortamlarında koşup hata bulunmadığında anda kodlarını ilgili yerlere, test ortamlarına atabilmelerini sağlıyor. Aslında bizim ön tarafta yaptığımız işlemlerin birazcık arka tarafta bize yardımcı olmalarını sağlıyor. Veya statik güvenlik analiz araçları, işte ekip, yani eğitime katılanlar, işte bu faaliyete katılanlar arasında işte sızma testi yapan arkadaşlarımız vardır muhakkak. Güvenlik testi yapan arkadaşlarımız vardır. Yani hiç aklınıza, hayalinize gelmeyecek hatalar çıkıyorlar. Ben daha geçenlerde karşılaştığım bir şey, yazılım da karşılaştım. Logout oluyorum sistemden ama oturum düşmüyormuş. Ben Chrome browser üzerinden sisteme giriş yaptığımda evet logout olmuş vaziyetteyim. Ama arka planda yazılım bir session ID tutuyor. Bu session ID üzerinden bir konsol üzerinden veya bir Linux makinenin işte terminali üzerinden çok rahat bir şekilde session'a bağlanıp ben bu verileri çekebiliyorum. Zamanında şey vardı, belki kesin duymuşsunuzdur. Bu Facebook hesapları çalınıyordu. Adamlar ne yapıyorlardı? Senin hesabını, kullanıcı adını
Şifreni bilmiyorlar ama sana bir tane uygulama gönderiyor. Onu kurduğun anda senin Chrome browser'ındaki o andaki cookie'leri, session'ları çalıyor ve kendisinde o session'la bir kullanıcı açıyor ve senin kullanıcınla girmiş gibi oluyor. Yani arka plandaki bir teknolojiyle karşılaştığın bir açığı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu statik, dinamik güvenlik analizi araçları çok rahat bir şekilde bu tarz problemleri bulabiliyor. Katma değeriniz iyice artıyor. Test uzmanı olarak. İşte T-shape burada ortaya çıkıyor. Sen kod gözden geçirme faaliyetine de dahil olmasın. Syntax checker'a da, birim testlere de, statik kod analizine de, güvenlik sistemlerine, güvenlik analizlerine, her şeye girdiğin anda sen sadece fonksiyonel testçi değil de bir yandan da sistemin, kodun oluşturulmasına, tasarımına katkı sağlayan bir kişi haline geliyorsun. Bu da çok değerli bir hale geliyor. Şimdi evet, açtık böyle, başka neler giriyormuşuz Definition of'tan. Hemen yeni bir task'ımız var. Bu task'ımızda, bu arada bu task için aklınıza gelen başka Definition of'dan değerleri gelirse chat'e yazarsanız çok sevinirim. Biz de o bilgilerden hem paylaşmış hem öğrenmiş oluruz. Diyor ki yine biz daha demin yazdığımız tasklardan biri, sepette ürünler için backend servisi geliştir. Sepetteki ürünler için backend servisi geliştir. Şimdi bunun için ne definition of'dan girebiliriz? İşte ilk ürün veri tabanına eklenmelidir. Yani sen bir sepete ekle dediğinde veri tabanına eklenip eklenmediğini. 10 tane ürün eklediğinde 10 üründe veri tabanında tutuluyor mu tutulmuyor mu diye bakabilirsin. Var olan bir üründen daha eklediğinde ürünün ürün sayısı, count değeri değişiyor mu? Ona bakabiliriz. Ürün stokta yoksa, daha demin dedim ya, hani 400 kodlu değerler hata kodudur. 402 hata kodu dönmeli gibi. Bak kardeşim, bu ürün yok cevabına karşılık geliyor. Veya herhangi bir problem olursa 500 hata kodu dönmeli. Yani backend sunucusu olduğu için daha böyle bir arayüzden değil de attığınız HTTP request'in cevabına istinaden bir definition of'dan değeri girmek daha kıymetli oluyor. Veya sistemde bir yük yoksa sayfanın response time'ının bir saniyeden işte fazla olmaması, bir saniyede işlemin yapılıyor olması bizim için definition of'dan değerleri olabilir. Geliştirici arkadaş bunları düşünmeli. Sadece happy pet'i düşünün. Ya ben işte backend servisinde sadece bir şey ekledi, bu oldu. Ben bunda değil de sen olmayan bir şeyi de eklemeye çalıştığında senin yazdığın kod parçacığı nasıl çalışacak? Onu da düşünüp kodunu yazmalı. Yani her geliştirici arkadaş düşünmüyor. Bizim yazdığımız definition of'dan değerleriyle bunu ona itmemiz gerekiyor. Yine syntax checker'lar, statik kod analizi araçları, kod gözden geçirme, statik güvenlik analizi araçları kullanılabilir. Bunlar zaten otomatik araçlar. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Basacaksınız, bir kural seti var. 100 tane diyelim ki kurallar. O kurallara istinaden kod içerisinde hataları kontrol edecek. Veya birim test kapsama oranının %50'den fazla olup olmadığıyla alakalı bir değer girebilirsiniz. Sen demelisin ki kardeşim, evet Uğur Bey teşekkür ederim. Başka yorumlar da gelirse hemen sizinkisini okuyayım. Yeni ürün eklendiğinde sepete önceden eklenen ürünlerin statü ve sayısı etiketlenmeli. Olabilir. Etkilenmemeli. Özür dilerim. Yeni ürün eklendiğinde sepete önceden eklenen ürünlerin statü ve sayısı etkilenmemeli. Yani sen bir ürün ekledin, eskiden var olan bir ürünün var. Bu ürünler de uçtu mesela. Yani olmuştur ya, kesin vardır böyle bir kes. Bizim de onları yazıyor olmamız lazım. Yani yazdığım backend sunucu arka planda var olan değerleri de uçurmamalı. Başka yorumlarınız varsa onları da yazabiliriz. Ya ben birazcık daha, sizlerin yorumlarınız varsa onları girmeyi tercih ederim şu anda. Ne dersiniz? ...77'de katılımcımız varmış. Bayağı da katılımcımız varmış. Aha, yeni mesajlar. Evet, mesela veri tabanı bağımsızlığı. Olabilir. Ama veri tabanı ile alakalı başka bir task daha vardı sanki. Ha, sen şey diyorsun, sen mikro servis mimari gibi olsun diye düşünüyor Yiğit Çömez. Veri tabanı bağımsızlığı eklenebilir. Olabilir. Doğru, mikro servis mimari tasarlanabilir.
Yani sadece backend servis diye ele alınmak yerine backend servis diye birden fazla yapıp ona göre bir geliştirme faaliyeti gerçekleştirilebilir. Ben hep bir tane timing, ben takılıyorum bu işte sistemlerin 5 saniyede cevap vermesi, 10 saniyede vermesi benim takıntı kısmım. Ben bunu hemen şöyle bir tane definition of'dan yazabilirdim. Backend servisinin 10 saniyeden fazla sürede cevap kesinlikle vermeli. Zaten var bir tane ama daha da detaylandırabilirdim. Veya bazen böyle siz backend servisine sepette 100 tane ürününüz var. 100'ünü birden aynı anda getirmeye çalışıyor. Ama oraya bir tane backend servisine belki page diye bir tane bir parametre daha ekleyip sistemi pagination ekleterek de yaptırabilirsiniz. Yani bana birinci sayfadakileri getir dediğinde sadece 10 tane. İkinci sayfadakileri getir dediğinde diğer 10 tane. Yani o 100 tane ürünün ilk 10'lu, ikinci 10'lu, üçüncü 10'lu şeklinde değerler döndürebilir. Evet, fonksiyon olarak belki çok anlamlı olmayabilir ama performans testi noktasında siz bir veri çekiyorsunuz, aynı anda size 1000 tane veri geliyor. Ya kardeşim 1000 tane niye geliyor? Önce bir ilk 10 tanesini yönler, sonra 10 tanesini yönler. Bu sisteme yapılacak bir performans testi esnasında kesinlikle düzeltilmesi gereken bir task'a dönüşür. İlla ki performans testini yapan arkadaşlar, kardeşim sen bunu pagination yap. Sistemin senin bu şekliyle çok gereksiz yere yoruyorsun. Veya işte mesela LinkedIn'i düşünün. LinkedIn'de onlarca insan aynı anda request atıyor. Birine işte ekleme gönderiyor. Yeni bir tane işte etkinlik ekleniyor. Siz eğer bunu hep bir client server mantığında işletirseniz olmaz. Adamlar arka planda işte Kafka'lar kuruyorlar, Redis'ler kuruyorlar, bir ton böyle koca koca sistemler kuruyorlar ki o task'ın gerçekten çalıştığını gösterebilsin. Hemen başka bir task'ım daha vardı, ona da gideyim. Bir diğer task'ım da sepette eklenen ürünler için entegrasyon koş demişiz. Burada da entegrasyon ortamına örnek veriyorum, bu sistem kurulduğunda senin farklı sistemlerden yapacağın işlemleri de test etmen lazım. Yani hedef cihazın mobildir veya işte kullandığın browser internete explorer'dır. Bunlara göre de sen bir test yapmalısın. Veya kullanıcının admin yetkisine, user yetkisine göre bir farklılık oluyor mu olmuyor mu sepete ekleme işleminde, bunu da gösterebilmelisin. Mesela definition of'dan değerlerini, mesela otomatik regresyon testini, yani regresyon test setini otomatize etmelidir gibi, böyle daha da iyi geliştiricileri daha da böyle yoracak faaliyetler gelebilirsiniz. Ama burada kötü bir tane bir şeyimiz var. Testçi arkadaşımız evet bunları girecek ama güzel katma değeri yüksek işler yapacak. Eyvallah ama test uzmanı arkadaşlarımızın iş yükünü bu faaliyetler arttıracaktır. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum size. Sizin her story'yi inceleyip her story'ye elinizden geldiğince kabul kriteri girmeniz, task'lara definition of done değerleri girmeniz, evet geliştirici arkadaşların size daha temiz test edilmiş ürünler sunmasını sağlayacaktır. Sizin oradan azalan iş yükünüz bu gireceğiniz definition of done değerleriyle ve kabul kriterleri girişleriyle artacaktır. Aslında yani böyle bir %100 bir %50'lik bir artış yok. %5'lik bir artışınız olacak. Daha fazla bir iş yükü oluşturmayacak. Çünkü bir yerdeki faaliyeti azaltıp diğer taraftaki faaliyeti ekliyorsunuz. Gereksiz yere tamamlanmamış taskların önünüze gelip test edilmiş mi edilmemiş mi bir kontrol edeyim, yapılmış mı yapılmamış mı gibi o işlemlere artık girişmeyeceksiniz. Ya ben hiç sevmezdim. Bitmemiş bir task'ın önüme gelmesinden nefret ederdim yani. Çokça da bunun içinde kavga da etmişliğim var. Bize nasıl bir hata açtığımız esnada, ya kardeşim sen buna bir video eklememişsin, ekran görüntüsü eklememişsin veyahut da ya ben çok test tarafından bakıyorum ya da işe, yani ekip içerisinde geliştirici arkadaşlar da var. Onlar öcü, biz çok güzel değiliz yani. Hepimizin eksik olduğu kısımlar var. Onları tamamlayabilmek adına söylüyorum. Yani
hangi kullanıcıyla girdin veyahut da işte hangi ortamda yaptın testi, hangi versiyonda yaptın, niye bunları yazmadın diye çok bug'ım geri dönmüştür. Onlardan öğrendiğim derslerle ben de madem böyle bir şey oluyor ben de definition of'tan değeri girebilirim diye bir düşüncem oluşuyor. Ve giriyorum. Geri dönüşleri de çok başarılı alıyorum. Yani kişiler daha bitmiş ürünlerle bizim önümüze çıkarıyorlar. Veya bitmediği şeyde de çok rahat söylüyor. Yani ben şu definition of'tan bitiremedim veya yapamadım diyebiliyorlar. Şimdi ben burada bitirmek istiyorum. Hem ikinci kısma geçeceğim hem de workshop tarafında devam edeceğim kısma geldim aslında. Evet ben de onu söyleyecektim. Aslında 12.30'da öğle yemeğine çıkacağız ama yani şu anda hani da çıkabiliriz eğer sizin konu bitip de öbür tarafa geldiysek. Yani siz onu yönlendirin isterseniz 1.30'da tekrardan başlayacağız. Bir de şeyi de söyleyeceğim herkese araya da çıkmadan önce. Tekrardan girme konusunda sıkıntı yaşanmaması için ben mesela kameramı sesimi kapayıp hani burada açık bırakacağım. Dileyenler o şekilde yapabilir. Sonra tekrardan baştaki gibi sıkıntı yaşamayalım. Siz istediğiniz zaman araya çıkarabilirsiniz. Ben sorunuz varsa sorularınızı almak istiyorum diyeyim. Tamam. Chatten yazabilirseniz veya sesinizi açıp söyleyebilirseniz çok sevinirim. Sorular geliyor mu bakalım. Gelen bir şey yok şimdilik. Çok bir güzel. Tane story ve bir task oluşturacak kadar işleri paketleyemiyorsak. Yani şey işler daha büyük çaplı mı kalıyor yoksa küçük parçalar mı oluyor? Bölemiyorsunuz işleri. Bir tane de örnek verebilir misiniz? Direkt örnek üzerinden gidelim. Ya şimdi normalde siz yazın lütfen. Fatih Bey şey diyor, story ve task oluşturacak kadar işleri paketleyemiyorsak, story ve task oluşturacak kadar işleri paketleyemiyorsak nasıl bir yöntem oluşturabiliriz? Küçük parçalara bölemiyorsak, yani genelde savunma sanayinde diyor, ben de savunma sanayinde çalışıyorum. Şimdi şöyle, eğer bir story'niz çok uzun süreli ise zaten bu bir story değildir aslında. Yani böyle çok havada yani havada çok havada kalan bir şey varsa zaten bizim onu bir şekilde kırmamız lazım. Bir örnek verseniz çok daha güzel olur. Ya ben mesela bir örnek vereyim. Şimdi iş şu. Bir denizaltının modernizasyonu projesi var. Bir denizaltı modernizasyonu. Elinde de hiçbir gereksinim yok. Ne yapmam lazım? Benim bunu story'e, task'a nasıl kırmam lazım? Önce iş paketlerini kırmamız lazım. Yani bir denizaltını ele almamız lazım. Burada domain bilgisi çok değerli oluyor. Siz o domaine sahip değilseniz ilgili domain alanında alan bilgisine sahip arkadaşlardan yardım alarak o kırılımları gerçekleştiririz. Ben hemen bir tane denizaltından yola çıkarak devam edeyim. Denizaltının bir tane silah kontrol sistemi var. Bir tane radar sistemi var. Bir tane sonar su altındaki radar sistemi var. Bir tane kendi komuta kontrol sistemi var. Bir sistemin mekaniklerinin çalışabilmesi için gerekli bir sistem var. Yani böyle tonla alt sistemleri var. Şimdi alt sistem kırılımını yaptım. Hemen bir altına inelim. Radar sistemi diyelim. Şimdi radar sisteminde çeşitli radar entegrasyonları var. Mesela NATO'nun RadNet diye bir radar network'ü var. Oraya bağlanması var. Veya uygulamanın denizaltının kendi iç radar sistemi var diyelim.
Bunların ikisiyle beraber sistemin çalışılması gerekiyor. Şimdi ikiye de kırdık. RadNet ile çalışılabilirlik ve nedir? Kendi iç radarıyla çalışılabilirlik. Tamam, RadNet'i ele alalım. RadNet'in uluslararası tanımlı olarak belirtilen bir radar sisteminde olmazsa olmaz tanımlı mesajları vardır. Yani radarın içeriğiyle alakalı olarak hangi verinin nasıl gideceği, düşman bilgilerinin, karşındaki hedef bilgisinin veyahut da harita bilgisinin olduğu değerler içeren mesajlar vardır. Şimdi mesaja da kırdım. Tabii ki bitişte paylaşayım mı? Şu an buradan chat'e atabiliyorsam atayım hatta. Esra Hanım, sunumu paylaşma imkanınız var mı demiş. Tabii ki hemen paylaşırım. Dediğim gibi şimdi mesaj kırılımına da indirdik. Artık orada işi story'e de bölebiliriz, task'a da bölebiliriz. Ya birazcık burada işi daha küçük parçalara bölme noktasında alan uzmanlığı işin içerisine giriyor. Bilmiyorum Fatih Bey, girdiğiniz bu savunma sanayindeki alandaki alan uzmanlığında yeni misiniz? Yeni mi dahil olduğunuz bu işe? Yoksa uzun yıllardır yaptığınız bir iş mi? Tamam. Yavaştan bitirelim, araya girelim dedi. Yani ben evet, Gökhan Bey'in sorusunda da cevaplayayım. Story için senaryoları süreç bazlı genel, taskları da dot şeklinde daha detay adımlar olarak düşünmek doğru olur mu? Dot tarafı için, yani definition of done tarafı için dediğinize sonuna kadar katılıyorum. Ama story için evet, süreçsel kısımları da girebiliriz. Şeyi de ekleyebiliriz. Müşteriyle birebir ilişkiniz varsa, yani illaki müşteri demeyeyim, pazar ihtiyaçlarını biliyorsanız, marketteki bu uygulamanın satabilmesi için gerekli ihtiyaçlardan bir haberseniz, o bilgileri de storylerin kabul kriterlerine girebilirsiniz. Veya müşteriyle bir ilişkiniz vardır. Demosuna katılmışsınızdır. Müşteri nasıl bir şey istediğini anlatmıştır. Orada takıldığı, ya bu olmazsa olmaz dediği şeyler vardır. Kesin oluyor. Onları da story'nin kabul kriterlerine girebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ama task tarafı daha detaylı, geliştiriciyi böyle yoracağınız, ona da bir test faaliyeti yapması gerektiğini hissettireceğiniz şeylere girmeniz gerekiyor. Ben buradan kapatayım. Merve Hanım'ın da sorusuna cevap vereyim diyeceğim. Merve Hanım da geliştirme task'ının definition of'dan yapılıp yapılmadığını biz QA olarak kontrol etmeli miyiz? Bazen o detaylar kabul kriterinde belirtilmemiş oluyor. Bir yerden data alınması istenmiş. Data alanları ve içeriği için kabul kriterleri var. Ancak development task'ında alınan verilerin tabloya aktarılması, başka tabloyla join ilişkisi vesaire belirtilmiş. Veriye müdahale var ancak başka yere yansıtılmış. Buraya geliştirici story Burada geliştirici story genişletmiş oluyor. Story tanıma yansıtmamış oluyor. Bunun DB testlerinde yaparak doğrulama yapmalı mıyız? Valla şöyle, eğer ben genelde geliştiriciyi kıvama getirene kadar o kontrolleri yapıyorum. Geliştirici definition of done'ın ne olduğunu anlamaya başladığı anda, onun katma değerini çözdüğü anda orada duruyorum. Diyorum ki tamam, bu adam artık bakıyor. Tabii aradan seçmece yapıyorum. Yapmamazlık yine etmiyorum. Ama zaten günün sonunda hayır. Gülşah Hanım da Agile'da analistin görev tanımı nedir? Dokümantasyon yapılmamalı mıdır? Dokümantasyon olmazsa olmaz. Sadece yalınlaştırmak gerekiyor. Billur Hanım bana yürütüyor. Gülşah Hanım'a da evet, aradan sonra artık cevapları alalım. Herkes aynen, bence acıkmıştır. Zaten orada evet, da uzun bir session'ımız var. Aradan sonra bunları kenara not edelim. Aradan sonra tamam, alalım. Tamam, aradan sonra devam edelim. Tamam, görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Dediğim gibi yani session'ı kapamanıza gerek yok. Tekrardan girmekte sıkıntı yaşamayın. İsterseniz video ve testleri kapayıp açık bırakabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum genelde.
Teşekkürler. Afiyet olsun. Başlıyorum ben o zaman yavaştan. Hemen ekranımı paylaşayım. Ses geliyordur diye düşünüyorum. Ops. Bildir Hanım bana host yetkisi verebilir misiniz acaba? Çok teşekkür ederim. Hemen adım adım başlıyorum. Daha demin aslında bir tane soru gelmişti. Dokümantasyon yapacak mıyız, yapmayacak mıyız diye. Hemen şu girecek kişileri de ekleyeyim. Gülşah Hanım soruyordu. Dokümantasyon yapılmalı mı, yapılmamalı mıdır diye. O sorudan tam denk geldi aslında. Yani... buradaki ana olay testin odağının testte kalması. Yani test uzmanını veya işte kalite güvence sorumlusu veya işte ilgili bu pozisyondaki arkadaşların testle uğraşmaya devam etmesini amaçlıyoruz. Şimdi bunun için de agile süreçte eğer bizim testin odağından çıktığını düşündüğümüz veya bizi yapmak zorunda olduğumuz bazı işler bizim eğer test odağından çıkartıyorsa o işleri yalınlaştırmamız veya ne derler bırakmamız gerekiyor ki gerçekten teste odaklanalım. Ama dokümantasyon maalesef ki bu işin olmazsa olmazı. Yani müşteri kabullerinde olsun veya sizin testinizin ne yapıp ne yapamadığınızı gösterebilmek adına bir dokümantasyon yapmanız gerekiyor. Buradaki dokümantasyon için illaki Word, Excel tarzında bir şeyler kullanmanıza gerek yok. Çeşitli yazılımlarla, test yönetim araçlarıyla bunu sağlayabilirsiniz. İşte biz mesela Havelsan'da X-Ray kullanıyoruz. Atlassian grubunun bir ürünü. O ürün üzerinden yapıyoruz. Kimisi TestRail kullanıyor. Kimisi HP'nin bir ürününü kullanıyor. Yani farklı ürünler var. Ama biz odağımızda ürün bazlı değil, ne yapmamız gerektiğine odaklanalım. Ben o yüzden üründe birkaç bir şey göstereceğim ama yine de ben daha çok işi Excel, Word üzerinden nasıl çözeriz'i onu birazcık size sunmak istedim. Şimdi dokümantasyon yapacaksak dahi yapacağımız dokümantasyonun bir yalın ve işlevsel olması gerekiyor. Şimdi test dokümantasyonunu niye yapıyoruz? Şimdi test planı yazıyoruz, test prosedürü yazıyoruz, test sonuç raporları yazıyoruz. Bir ton doküman var. Hemen test prosedüründen gireyim. Şimdi test prosedürü dokümanı bizim yaptığımız test faaliyetlerini adım adım anlattığımız doküman. Bu dokümanı büyük çaplı yazıyorlar genelde. Çok büyük kapsamlı yazılıyor. Hatta şuraya kadar yazıyoruz. İşte şu butona tıkla. Sonra git şu combo box'tan şu değeri seç. Sonra işte sayfanın sağ üst köşesindeki uyarıyı göster. Ya zaten biz bu prosedürü testi yazan kişi koşuyor zaten. Yani test prosedürünü hazırlayan kişi koşuyor. Test prosedürünü hazırlayan kişinin affedersiniz bilmeyen birisine yazdığı bilmeyen birisinin anlayacağı dilde bir dokümanı tek tek koşmasına gerek yok. Siz bir işlemden bahsediyorsanız sadece test prosedürünü o işlemi dahi söyleseniz önceki 5-6 adımı zaten testi koşan arkadaş biliyor. Zaten o yazdı. O yüzden biz birer test prosedürü yazacaksak bu yalınlıkta bir doküman hazırlamalıyız. Mesela ben şu anda bir WhatsApp uygulaması için hazırladığım bir tane test prosedürü koydum buraya. Dokümanını ekledim buraya. Şimdi bir tane WhatsApp uygulaması var. Hepinizin bildiği bir uygulama. Yani WhatsApp değil de Signal diye. Bu da bir WhatsApp tarzı instant messaging uygulaması. Yani WhatsApp'ta ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz. Grup kuruyoruz. Videolu arama yapıyoruz. Video gönderiyoruz. İşte ses gönderiyoruz. Var olan bir mesajı gönderiyoruz. Bir ton özellik var. Şimdi bunu tek tek şöyle mi anlatmak lazım? Bir tane sohbetin içerisine gir. Örnek veriyorum. Billur Hanım'ı sohbetten seç. Sonra bu sohbetin içerisindeki sağ taraftaki artı butonuna tıkla.
Oradan galeriyi seç. Galerideki bilmem ne isimli fotoğrafı ekle ve kişiye gönder. Şimdi 5 adımlı bir işlem yap. Bunu yazmak yerine düzgün bir şekilde var olan bir fotoğrafı Signal uygulamasından gönder. Var olan bir fotoğrafı Signal üzerinden gruba gönder. Veya video arama yap. Yani çok basit bir şekilde sadece eylemi anlatarak da biz test prosedürü oluşturabiliriz. Ben mesela burada çok yalın bir test prosedürü oluşturdum. İşte 143 numaralı adımda belirli bir SRS maddeleri koydum kendimce. Dedim ki bir gereksinime karşılık gelebilir veya bir story'e karşılık gelebilir. Neyse onu buraya yazabiliriz. Diyelim ki story, birinin sesi geliyor, ben bir ona bir bakayım bir. Hoppa. Hemencik. Bakıyorum. Size de geliyor mu ses acaba? Tamam. Bu arada Fatih Bey de zaten aşağıdan bir soru daha sormuş. Peki testleri testi yazan kişi dışında biri başkasının da kolayca run edebileceği şekilde yazmak yönetilebilirlik ve okunabilirlik açısından daha iyi olmaz mı? Şimdi şöyle, eğer siz testi yazdınız, başka birisi bu testi koşsun istiyorsanız şunu sağlarsınız. Evet, yaptığınız testte görmediğiniz bir nokta varsa bu noktayı fark edebilmek adına çok faydalı olabilir. Ama bu sizin iş sürecinizi yavaşlatır. Bunu her süreçte, her sürümde, her yeni bir release alındığında yaparsanız bu sizin iş kalitenizi veya zaman bütçesel olarak sizi yorar. Ama testi yapan arkadaş illaki bir dokümana, bir test prosedürüne bakarak testi koşacak. Orada sayfalar dolusu bir doküman hazırlamak yerine 20, 30, işte 100 satırlık bir Excel'de tek eylemleri denese gerçekten çok hızlı olur. Ben şöyle kendi içimizden yaptığımız bir örneği söyleyeyim. Aynı prosedürü Word'de yazıp koşumuyla aynı prosedürü Excel'de sadece eylemleri içerecek şekilde koştuğumuzda 8'de 1'lik bir fayda sağladık. Yani bir kişi bir günde Excel üzerinden bu koşumu gerçekleştiriyorken diğer kişi tam 8 günde bu işlemi gerçekleştirdi. Yani mükemmel derecede bir hız kazandırıyor size. Böyle bir güzelliği var. Ama tabii bunun da kötü bir yanı var. Eğer bunu yazan kişi tek kişi ise ve gidiyorsa, o zaman bunu anlayacak kişinin bir zaman harcaması gerekiyor. Ki zaten o da öğrendikten sonra uygulamayı daha kolay bir şekilde yalın bir prosedürle işlemlerini gerçekleştirebilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu prosedürü bazı müşteriler kabul etmez. Çünkü çok havadan direkt uygulamayı bilen birisi anlattığı için sizin için problem oluşturabilir. Evet, maalesef bazı müşteriler bunu kabul etmiyor. O zaman sizin birazcık müşterinin anlayabileceği şekilde yazmanız gerekiyor. Ama ben bunu şu nedenle anlatıyorum. Öyle bir müşteriniz yoksa, kendi bir ürününüz varsa ve yaptığınız işi de bir yerde tutmak istiyorsanız bu yöntem sizi çok hızlandıracaktır. Dokümana değil, teste odaklanmış olacaksınız. O yüzden bu test prosedürü örneği çok hızlı bir şekilde hem yapılan işi anlatıyor, geçip kalma durumlarını anlatıyor, hangi versiyonda test ettiğinizi, hangi story'yi, hangi gereksinimi karşıladığınızı anlatıyor. Ve bu arada ben burada yazdığım SAP 4 değeri içerisinde yazdığım her değer aslında kabul kriterleri içerisinde yazdığım değerler. Örnek veriyorum. Bir tane geliştirme taskı var ve bu taskta file ile alakalı bir işlem anlatılmış. Ben file'ı kabul kriterlerine demişim ki APK formatında, zip, rar, TXT formatında veya işte büyük bir dosya, küçük bir dosya gibi böyle farklı tiplerle çok rahat kabul kriterlerini yazmışım ve oradan da test prosedürümü oluşturmuş oluyorum. Kolay bir yöntem. Bir diğeri de burada ben küçük bir şey göstermek istiyorum. Hani storyler veya işte çok büyük bir uygulamayı nasıl küçültebiliriz diye. Ben hemen iPhone X'in bir tane örneğini aldım buraya.
iPhone X kocaman bir ürün ve bunun tasarımında, tasarım dokümanında böyle bir mind map diye yol haritası var. İçinde tek tek anlatıyor, işte sensörü varmış, operating sistemi, ekranıyla alakalı özellikler. Aslında bu özelliklerin her biri günün sonunda bir user story'e karşılık gelecek. Örnek veriyorum, Face ID sensörü istiyor. Barometre istiyor. Veya işte süper retina ekran istiyor. Müşterinin istekleri bunlar aslında. Siz de bu isteklere binaen geliştirme veya test faaliyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Süper retina ekranı nasıl test ederim? Açarsın hemen, kabul kriterlerini tak 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 girersin. Kapasiteyle alakalı bir tane mesela burada bir değer var. İşte 64 GB olacak, 256 GB. Koyarsın 64 GB'lık bir dosya. Bakalım sistem bunu kabul ediyor mu, etmiyor mu? Yani bunu kabul kriterlerine yazmak o kadar da zor olmuyor. Onu çeşitlendirmek artık zorlaşıyor. Orada da işin içerisine alan uzmanlığı giriyor. Alan uzmanı olmaya başladığınız anda yazacağınız hem kabul kriterlerini hem definition of done değerlerini çok rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz. Şimdi daha fazla ne olabilir bu agile mindset içerisinde diye ben buradan şey yazdım. Ya bizim buradaki yaptığımız her şeyin ilk amacı erken feedback vermek. Yani sistem çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunu biz en önce nasıl verebiliriz? Bunun peşine koşuyoruz. Bunun için diyoruz işte definition of'dan girelim, kabul kriterleri girelim, syntax checker'lar kullanalım, birim test yazdıralım, güvenlik statik güvenlik analizi araçları kullanalım diyoruz. Veya işte test prosedürünü daha yalın yazalım ki teste odaklanalım. Aynı şekilde ben agile mantığı anlatıyorken demişim ki test planları arttırımsal. Aslında sizin her yazdığınız sprintte, her oluşturduğunuz sprintte yeni bir test planınız oluşuyor. Ve o test planınız sizin o 3 haftalık, 4 haftalık süreç sprint içerisindeki tüm test stratejinizi anlatacak şekilde oluyor. Bunu da koca koca dokümanlar yazmak yerine bir sayfada tanımlayabilirsiniz. Veya kullandığınız test aracında eğer test plan diye bir tip varsa, bizim mesela kullandığımız araçta böyle bir tip var, oraya da yazabilirsiniz. Planlanan test stratejinizi çok rahat bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Dokümantasyon konusunda Gülçe Hanım'ın dediği şey vardı. Dokümantasyon yapılmalı mı, yapılmamalı? Gerçekten dokümanı ihtiyacınız ne kadarsa o kadar dokümante edin. Fazladan sayfalar dolusu dokümantasyon yapmanın gerçekten hiçbir anlamı yok. Sizin test odağınızın kaymasına neden oluyor. Bir tane daha demin test prosedürü için bir tane örnek hazırlamıştım. Bunu da Word üzerinden hazırladım. Bu da ürün test planı ile alakalı. Hani dedim ya, test planını arttırımsal yapalım. Ben o plan, o sprintte neyi test edeceğim? Kapsamda veya ürün tanımı alanında görüyorsunuzdur şeyde. Siz o sprintte hangi ürün bileşenini test edecekseniz, eğer şeyden iPhone X'i hatırlayacaksak eğer, siz orada sensör bileşenini test edecekseniz buraya gelip sensör bileşenini yazabilirsiniz. Öyle sayfalar dolusu ben şunu test edeceğim, bunu test edeceğim demenize gerek yok. Burada personelinizin sorumlu mesela 3 numaralı başlık kaldırılabilir de, yani gerek de olmayabilir. Kullanacağınız test ortamını tarifleyebilirsiniz. Siz orada iPhone X'i kullanacaksınız, eyvallah, ama onun içerisinde bir yazılım var, bir WhatsApp yazılımı var. Siz onu Android'de test edeceğinizi, iOS'ta test edeceğinizi veya bir web browser'da test edeceğinizi, kullanılacak browser'ın versiyonuna kadar burada tanımlama yapabilirsiniz. Ha, yine söylüyorum, kullandığınız test aracı, işte TestRail, X-Ray gibi araçlarda böyle bir ürün demeyeyim de test planı tipi var. Mesela oradan bunu da sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde ürün test takviminizin ne kadar süreceğini, bu test planı içerisinde bir hafta otomasyon mu yapacaksınız, bir hafta test prosedürü mü koyacaksınız, bug fixlerle işte doğrulamalara mı bakacaksınız, hepsini bu planın içerisine yazabilirsiniz. Size net söylüyorum, yapacağınız test planına 1-2 saatten fazla zaman ayırmayın. Eğer daha fazla zaman ayırıyorsanız zaten siz o ihtiyacınızdan fazla bir dokümantasyon yapmaya başlamışsınız demektir. Benim bu dokümanda en dikkat ettiğim şey ürün test stratejisi ve ürün test seviyeleri stratejisi.
Ben genel olarak şöyle bir amaç güdüyorum. Diyorum ki insanlara, anlattığım kişiler, ya bir test yapacaksak sadece fonksiyonel testle kalmamalı. Yapacağımız eğer çevik bir şeyse işin başında da test yapmalıyız, işin sonunda da, hatta test seviyelerinin tamamında test yapmalıyız. Yani biz her sprintte birim test, fonksiyonel test, performans testi, sızma testi, hatta görsel noktalara adım atabilmek adına UI UX kullanabilirlik testlerini de yapabilmeliyiz diyorum. Ama tabii bu her sprintte bütün hepsi birden yapılacağı anlamına gelmiyor. Ama bir fikir verebilir. Eğer siz performans testlerinizi bir sprintin içerisindeki süreçte otomatize eder de ilgili continuous sürekli entegrasyon aracına entegre ederseniz, bağlarsanız, o otomatikman zaten her sprint içerisinde, her versiyon alındığında bir kez daha koşacaktır. Bu sayede siz o sürümde performans testini alakadar eder bir hata var mı yok mu çok rahat anlayabilirsiniz. Zaten agile mindset'in, yani agile fikrinin ilk noktası, bu mantığın oturtulması, bahsettiğim o kabul kriteri, definition of'tan. İkinci noktası da sürekli entegrasyon araçlarına bunu bağlamak. Ve üçüncü noktası da dokümantasyonları da bu sürekli entegrasyon araçları üzerinden alabilmek. Bu sayede siz dokümantasyona da çok az zaman ayırmış olacaksınız. Hali hazırda regresyona tabi olan testleri de tekrar tekrar koşmayacaksınız. Çünkü araçlara koşturacaksınız. Siz sadece o noktada gerçekten fonksiyonel olarak ekstra ne bulabilirimin peşine koşacaksınız. Yani orada birazcık kişilerin düşünceleri, fantazileri giriyor işin içerisine. Ne bulabilirimi odaklanmış olacaksınız. Yani bir diğeri de hemen ürün test planı bahsettim. Ürün test prosedürü. Bir tane de yalın ürün test durum raporu hazırladım size. Burada da yine olayım şu, hani demiştim bir test raporu sunacaksınız. Eyvallah. Böyle oturup TFS'lerden, işte farklı araçlardan alabilirsiniz çok rahat. Ama öyle bir aracınız yoksa da çok basit bir Word ürününde kaç tane hatanız var? Hatanızın seviyeleri nelerdir? Bunları yazabilirsiniz. Bir önceki test planında bir ürün bileşeni kısmı vardı. Siz orada kaç tane bileşeni test ettiyseniz, edeceğinizi planladıysanız, orada da ikinci grafiğimde bileşenler adımında hangilerinin tamam çalışır durumda, hangilerinin çalışamaz olduğunu bir grafik üzerinde tanımlayıp altta da customize, işte o bileşenler hakkında detaylı bilgileri paylaşabilir oluyorsunuz isterseniz. Tabii diyebilirsiniz, bu bileşen, örnek veriyorum, yine Sony'nin sensör bileşeni için söyleyeyim, Face ID bileşeni düzgün çalışıyordu. Ama barometre bileşeni düzgün çalışmıyor. Oturup siz barometre bileşeni için şöyle şöyle kritik hatalar vardır gibi değerler yazabilirsin. Ama yine söylüyorum, ürün test durum raporu da her bir bileşen için birkaç cümleyi geçmemeli. Çünkü ilgili yöneticiler de olsun, müşteriler de olsun, sayfalar da olsun, raporları okumanın, planları okumanın, test prosedürlerini okumanın çok bir anlamı olduğunu görmediler. Daha çok böyle yönetici özeti kıvamında raporlar sunmak bizleri hem yaptığımız işi kolaylaştırıyor. Yani Einstein diyor ya, bir şeyi basit yapacaksın. Hakikaten bir şeyi basit yapmaya odaklanmak lazım. Ve o basitliği yaptıktan sonra kalan zamanda teste odaklanmamız gerekiyor. Birkaç cümlede hemen o bileşendeki problemi yöneticinin anlayacağı şekilde tanımlayıp geçmek gerekiyor. Kimse sana şey demeyecek, ya kardeşim sen bunu yaptın eyvallah da şunları niye yapmadın diye sana bunun detayını sormak istediği zaman senin zaten test prosedürün var elinde. Yaptığın testler var, açtığın buglar var. Sen onun detayını açarsın. Onu zaten birebir gösterirsin. Ama iki haftada, üç haftada, dört haftada bir çıkan sürekli sürümlerde böyle sayfalarda olsun ne test prosedürü, ne test planı, ne test durum raporu çıkarmak lazım. Zamanınızı bu sefer bu dokümantasyonu oluşturmaya harcarsınız. O da üzücü bir durum. Hemen Çağatay'ı ekleyeyim. Birkaç kişi daha geldi. Yani o nedenle dokümantasyonun da olabildiğine lean, yalın olması gerekiyor. Hatta agile test mindset içerisinde lean test documentation diye bir başlık da var. Yani test dokümantasyonunu nasıl yalınlaştırabiliriz üzerine?
Ya ben kendim elimden geldiğince böyle farklı şeyler deneyerek nasıl bunu yalınlaştırabilirim, onun peşine odaklanıyorum. İlla bir araç kullanmanıza yine söylüyorum gerek yok. Çok basit bir Notepad tarzında bir Word uygulaması üzerinde de bu işlemler yapılabilir. Sadece süreci bir oturtup devamında sizin onun üzerine katkı sağlamanız gerekecek. Zaman içerisinde zaten siz o gelişimi kendiniz de göstermiş olacaksınız. Diyeyim, bu üç tane dokümantasyonla alakalı olarak göstereceğim şeyler var. Bir de bilim testi şöyle geçeyim. Dedim ya hani testleri öne almak lazım. Bizim agile süreç içerisinde testleri hep bir başta developerlara yaptırmamız gerekiyor. Yine agile mindset içerisinde test yazılımın kalitesini arttırabilmek, testin kalitesini arttırabilmek adına yüksek kod kapsamlı, test kapsamlı birim testlerin yazılmış olması gerekiyor. Bu şey demek değil ya, biz %90 birim test coverage'a odaklandık, her şeye birim test yazacağız falan. Ya buna gerek yok. Önemli olan nokta yazdığınız birim testlerin kompleks kısımlara odaklanması. Entegrasyonla alakalı noktalar için zaten entegrasyon testleri odaklanacak ve her bir yazılımcının veya testçinin olduğu, bildiği bazı kokuların oluştuğu yerler vardır. Oralara önemli olan şeyler, oralara birim testler yazabilmek. Trivial metotlar vardır, işte getter'lar, setter'lar, constructor metotlar vardır. Bunları senin birim test yazmanın hiçbir anlamı yok. Bu arada ben hep şey dedim, birim test geliştiricinin görevi falan filan anlattım belki ama en başta agile set sprint esnasında neler yaparız konusunu anlatıyorken birim testlere de destek olunması noktasında testçi, test uzmanı arkadaşlarımız katkı sağlayabilir demiştim. Bu da yani evet ekstra bir iş ama şahsi gelişimimiz açısından, ürünün kalitesinin artması açısından çok anlamlı. Hatta bazen geliştirici arkadaşlar ilgili test ruhunu tam alamamış arkadaşlar için söylüyorum. O case'leri bulamıyorlar. Yani iki tane case deniyor. Birisi happy pet, birisi negatif case zaten. Bitti. Farklı daha neler neler deneyebilirsin ya. Bir string ifade geliyor sistemde mesela. Onun case sensitive olup olmadığına bakarsın. Onun işte özel karakter içerip içermediğine bakarsın. Orada test uzmanı arkadaş bu noktalarda çok büyük katkı sağlıyor zaten. En büyük katkıyı orada gösteriyor. Bir tane de şöyle bir tane not almışım aşağıya. Birim testi yeterli olmayan hiçbir kod kod deposuna girmemeli. Evet, bu çok güzel bir şey. Gerçekten olgunluk seviyesi yüksek olmayan bir kodun eklenmemesi gerek. Maalesef bunu hiçbirimiz, ben uygulattıramıyorum yani. Uygulattırabilen varsa yani iyi olur. Gerçekten kod kalitesi artar. Çok düşük oranlarda ancak eklettirebiliyorum. Şimdi birim test dedik. Daha demin definition of done'larda işte style checker, işte syntax checker'lardan falan bahsetmiştim. Şimdi bu syntax checker'lar falan belki bilmiyorsanız gözünüz korktu, lan bunlar ne, adam statik kod analizi aracı diyor, syntax checker, style checker, işte birim test diyor, güvenlik analizi aracı diyor. Aslında çok basit araçlar. Yani bir tane SonarQube diye bir ürün var. Mesela onun var veya Google'ın style checker'ı var. Genelde Java yazılım yapanların çoğu onu kullanıyorlar. Çok basit bir şekilde kendi developer'lar kendi yazılım ortamlarına bunları ekleyebiliyorlar. Veya siz birim test yazarken UI otomasyonu, entegrasyon otomasyonları yaparken bunları da çok rahat anlatabilirsiniz. Bir style checker var. Burada rule seti var. Örnek gördüğünüz gibi işte ne derler? Parantezin açılıp açılmamasına, nerede açıldığına, işte if'ten sonra boşluk gelip gelmeyeceğine. Çok basit kurallar var. Çok önemli kurallar da var. Mesela bir satırın 80 karakterden uzun olmayacağına dair. Şimdi bunların hepsi bir yazılımın kalitesinin artması için yapılmış bir hamle. Eğer siz test uzmanı olarak bu hamleyi yapmaları için geliştiricileri yönlendirebiliyorsanız, bu sistemi kurabiliyorsanız, ki kurabilirsiniz, her halükarda yazılımın kalitesi gelişecek. Yazılımın kalitesi demek
size daha iyi bir ürünün teste geliyor olması demek. Daha iyi teste gelen bir ürünün de iyi bir ürün olarak günün sonunda çıkması demek. Yani her biri birbiriyle bağlantılı. Bununla alakalı az sonra bir gösterim de yapacağım. Görebilmek adına gösterdim. Kod setini de göstereceğim. Neler dikkat ediliyor, neler dikkat edilmiyor diye. Şimdi genelde style checker'lar işte kodun anlaşılmasını kolaylaştırmakta, hata riskini azaltmakta, işte yazılan kodun belirli bir stil kural seti varsa ona göre yazılmasına bakar. Ama bunlar genel olarak mantığa bakmıyor. Mantığa bakan yazılımlar daha farklılar. İşte statik kod analizi araçları birazcık bakabiliyor. Bazı farklı dinamik kod analizi araçları var. Onlar bakabiliyorlar. Statik kod analizi araçları da mesela burada daha farklı bir şey var. Bu da kodun içerisinde anlık olarak bu araçlar, yine bu bahsettiğim araçlar hep şey çalışıyorlar. Belirli geliştiricilerin ideleri üzerinde çok rahat çalışabilir. İdelerden kastım şu, geliştiricilerin kullandıkları, kod yazmak için kullandıkları araçlar. İşte ne var? Ben Java'cı olduğum için söyleyeyim. Eclipse, işte NetBeans var, IntelliJ IDEA var, işte JavaScript yazanlar Atom yazıyor, işte Visual Studio kod üzerinde yazanlar var. Yani birçok araç var ve bu araçlar hepsi kendilerine ait statik kod analizi, statik hata analizi araçlarına sahipler. İsterseniz onları kullanabilirsiniz. İsterseniz plugin olarak bunların kullanılması yönünde geliştiricileri yönlendirebilirsiniz. Mesela ben kendi makinamda Findbox diye bir tane bir şey kullanıyorum. Genelde Java yazıyoruz yaptığımız kodlamaları. Çok başarılı çalışan bir open source araç. PMD diye bir şey var. Veya işte yine SonarQube var. İşte Facebook'un bir ton ürünü var. Yani hep açık kaynaklı, çok rahat insanların bunu kullanımını öğrenebilecekleri araçlardan bahsediyor. Mesela bu ekranda çok basit bir şey anlatıyor. Bir tane string'i gitmiş orada null'a eşitlemiş. Sonra da işte o string'i to uppercase yapmış. Çok basit bir hata var. Null bir değer, to uppercase yapılamaz. Şuradaki kod parçacığında. Ne yapman lazım senin? Buradaki gördüğünüz gibi bir hata çıktı. Bu hata daha kod çalıştırılmadan çıkmış bir hatadan bahsediyorum. Ben bunu da Findbox uygulaması üzerinden aldım. Diyor ki ya null bir değere sen böyle bir işlem yaptıramazsın. Bu geliştirici arkadaşlar bunun farkına varmayabilir. Ama siz böyle bir ürünü sistemin içerisine entegre ettiğiniz anda bu hatalar çözülmüş olur. Ne yapacak? Şuradaki string str null değerini, yani null ifadesini kaldıracak. Ya da oraya bir parametre koyacak. Halit yazacak mesela oraya gibi değerler yazması lazım. Nelere bakıyor demiştim. Hop bir öncekine gideyim. Statik kod analizi araçları genel olarak işte koddaki kokuların peşine, kod smell'lerin peşine gider. Yine hedefimiz her daim statik kod analizinde de, birim testlerde de ilgili analizden geçmemiş bir ürünün kod deposuna, yani repo'ya eklenmemesi üzerine odaklanmalıyız. Bunlar hep Agile'da süreç içerisinde developer'ın kendi lokal makinesine yaptıracağımız işler. Bunları her yaptırmamız bize katkı sağlayacak. Ve gelelim kod gözden geçirmeye. Yani bence burası çok kıymetli. Bir developer geliştirici bir kod parçası yazıyor. Ve bu kod parçası belirli bir repo'ya eklenebilmesi için kodun gözden geçirilmeye geliyor. Eğer kod gözden geçirmeyi göstermelik bir süreç olarak yaptılarsa genelde hadi ilerlet diyorlar, devam ediyorlar. Ama ben diyorum ki test uzmanı arkadaşlarım, siz kodun gözden geçirme faaliyeti içerisine dahil olun. Kod gözden geçirici olarak olun. Eğer derseniz ki ya ben bilmiyorum kodu, şey de diyebilirsiniz, ya benim kodlama geçmişim yok, ben teste odaklan, ben niye adamın kodunu gözden geçireyim? Orada da şöyle bir şey var. Buradaki amacımız adamın, yani geliştiricinin yazdığı koddaki hatayı bulmak ve onu bu doğrultuda yönlendirip düzeltmesini sağlamak. Bir, yani erken feedback. İkinci olarak yazdığı kodun nerelere etki edebildiğini anlayabilmek de değerli bizim için. Çünkü siz yarın bir gün test yaptığınızda bir de diyor ki işte ya ben kodu şey yaptım, ekledim. Çok küçük bir değişiklik istiyorsunuz. Ben kodu ekledim, koydum sisteme.
siz kod gözden geçirme süreci içerisinde olsanız ve baksanız ki orada adam bir tane işte if else ekledi kod parçasına. Siz onu otomatikman şöyle diyebilirsiniz ya, ben bu if else'i de test etmeliyim. Yazılımda uygulama arayüzünden ben bunu nasıl yaparımı keşfedebilmek adına, o değişikliği fark edebilmek adına sizin koda bakmanız değerli oluyor. Üçüncü biri olarak da uygulamanın yeni versiyonunda nelerin geldiğini de anlayabilmek adına bir de anlam ifade ediyor. Yani yeni bir servis eklendiyse siz otomatikman şunu diyeceksiniz. Aa işte sepete ekle servisi gelmiş. Benim demek ki sepete ekle servisiyle alakalı bir şeyler yapmam lazım. Ama zaten siz task'larda falan bunu biliyorsunuz. Sadece o task'ların arka planında da neler yapılıyor bunları görmüş olursunuz. Yine diyorum, yine kod gözden geçirme faaliyeti geliştirme işlemini yapan arkadaşlarla birlikte çalışarak yapılıp kodun agile süreçler içerisinde daha kaliteli olarak ilerlemesini sağlayacak. Şimdi ya bunları waterfall'da da yapabiliriz, V-model'de de yapabiliriz diyebilirsiniz. Maalesef orada yapılan şey şöyle oluyor. Waterfall'da 6 ay, 1 yıl geliştirme yapılıp sonra teste geldiği için siz orada hiçbir şey görmeden sadece koda bakarak bir şey anlayamazsınız. Ama agile süreçte siz sprintlerinizi 3 hafta, 4 hafta yaparsanız, 2 hafta yaparsanız, 2 hafta içerisinde geliştirici kaç satır kod yazacak? Ben size söylüyorum, 1000 satır kod ancak yazar. Ki 1000 satır yazıyorsa iyi bir değer yani. 1000 satırda işte 15-20 tane klası olduğunu varsayın, anlayabilirsiniz. Ya bu adam demek ki şöyle bir şey değiştirmiş, benim buraya odaklanmam gerekiyor diyebilirsiniz. Yani kocaman bir dağda işte bir saman yığının içerisinde bir iğneyi bulmak yerine çok küçük bir toprak parçasının içerisindeki bir değeri bulmak çok daha kolay olacaktır. Ve sizin de kod gözden geçirme faaliyetinde onu anlamlandırmanız gerekiyor. Yani koda bakarak da ya bu buraları değiştirmişi zaman içerisinde öğreniyor olursunuz. Biz burada şöyle şeyler çok yaşadık. Kendi otomasyon kodlarımızı yazmıştık belirli projelerde, ürünlerde. Otomasyonlarımız gayet güzel çalışıyor. Ya öyle küçük bir konfigürasyon dosyası komiklendi ki bizim bütün kodumuzu mahvediyor. Biz diyoruz ki ya bunu kod gözden geçirme faaliyeti kapsamında biz bunu gördük, reddettik. Bir daha gel, bir daha reddettik. Oturduk, bunun toplantısını yaptık. Bu değiştirilmemeli. Eğer bu değiştiriliyorsa bizim otomasyon faaliyetimizin bir ay, iki ay geriye gideceğine dair bir bilgi paylaştık. Ve günün sonunda o konfigürasyon değişikliğini başka şekilde bizim kod parçamızı çalışmasını engelleyecek bir şekilde değiştirmediler. Bizim kodumuz düzgün şekilde çalıştı ama onlar da kendi istediklerini yaptılar. Yani bu tarz şeyleri görmek açısından da kod gözden geçirme faaliyetine katılmak çok doğru bir şey. İşte kod gözden geçirme için genel olarak işte junior personellerin eğitimi açısından da çok büyük faydası oluyor. Yani sadece sizlerin gelişimi açısından değil, geliştirme ekibindeki arkadaşların da gelişimi açısından çok büyük faydaları var. Tabii Agile'ın olması olmazı continuous integration, sürekli entegrasyon. Biz ne diyoruz? Erken tespit. Diyoruz ki erken feedback verelim. Yani Agile sürecin zaten ana mantığı hep erken feedback üzerine odaklı. Yani ne yapalım da bir şeyin bulduysak hep onu erkenden sunalım. İşte erkenden hataları sağlayabilmek adına kabul kriteri definition of done girelim. Birim test yazalım, yazdıralım. Entegrasyon testleri yazalım. Style checker'lar yapalım. Bir de bunların böyle yapılmasıyla kalmıyor. Bir de bunların arda arda eklenerek her birinin canlı ortamlarında, test ortamlarına kod parçacı gelmeden önce çalışılır olması gerekiyor ki biz test uzmanları olarak yazılımın bize geldiğinde kalitesinden bir sorun olmadığını, yüksek kaliteli bir ürün geldiğine kanaat getirelim. O nedenle de bir continuous integration ağacı içerisinde yaptığımız her şeyin çalıştırılmış ve kullanılabilir oluyor olmasını isteriz. Nedir? Geliştirici bir kendi aracı üzerinde kodunu geliştiriyor ve biz diyoruz ki ya kardeşim tamam geliştiriyorsun ama sen orada birim testlerini yaz, statik kod analizlerini de burada çalıştır. Hadi tamam buralar yapıldı. Kodunu ilgili uzak repoya gönderdi. Tam uzak repoya gönderdin ama senin burada bir kod gözden geçirmeye tabi olman lazım. Kod gözden geçirmeye ben de bakayım. Tamam o da mı yapıldı? Kodun artık
bir şekilde ilgili sunucu test ortamlarına atılması gerekiyor. Yani test ortamlarına atılmadan önce yine tamam burada geliştirici belki statik kod analizi, birim testler, şunlar bunlar yazdı ama bir de buradaki ortamda diğer geliştiricilerin yaptıkları da var işin içerisinde. Veya test uzmanı arkadaşların yazdığı automated integration, yani entegrasyon testlerini de dahil. Bir de bunların üzerinde koşsun. Bakalım senin kodun halen daha iyi, pürüzsüz, problem yaşatmayacak bir kod parçası mı? Onu tek tek görmemiz gerekiyor. Hadi o da yaptık. Artık bir sunucu ortamına atıldı. Şimdi ben sunucu ortamına atıldı. Düşünüyorum, diyorum ki entegrasyon testleri geçti. Birim testler geçti. Style checker'lar geçti. Statik kod analizi araçları geçti. Definition of done'lar tamam. Kabul kriterlerine göre yazdılar. Tamam, ne güzel işte. O zaman ben o dakikada gerçekten test prosedürümü koşabilirim. Gereksinimleri, story'leri tanımlama açısından kabul kriterlerinin üzerinden geçebilirim. Veya kendim yeni fonksiyonlar denemek istiyorum. Yeni test adımları denemek istiyorum. Bunları da yine bu ortam üzerinde deneyebilirim. O da her şey güzel. Tamam artık. Bunu artık müşteriye verebiliriz. Yani şu gördüğünüz şekilde tamamıyla olması gereken süreç anlatılıyor. Eğer bu süreci zaten sağlayabilir hale gelirsek agile bir mantığı biz kurgulamış oluyoruz zaten. Yani bu biraz işte DevOps kültürü geldi, agile geldi, hepsi eş zamanlı geldi. Teknolojiler olarak ortaya çıktılar. Bir araya gelip hepsini birden kullandığımız anda hem bizim ürünümüzün kalitesi gelişecek, hem biz buradaki bütün süreçleri işin içerisine dahil ettiğimizde T-Shape'in şapkasını da gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani ürünümüzü test ettiğimiz ortamla alakalı olarak bütün o araçlar, teknolojiler konusunda bir bilgi sahibi olmuş oluyoruz diyeyim. Şimdi buradan da hemen bir tane kod parçası göstermek istiyorum size. Ve oradan da şeye gideceğim. Kabul kriteri ve definition of done'lara gideceğim. Burayı çok basit bir şekilde göstermek istiyorum. İnşallah kodu görüyorsunuzdur. Bir küçük bir kod parçası yazdım. Ben bu kod parçası üzerine çok basit bir entegrasyonla çeşitli araçları bağladım burada. Şuradan göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi sesim geliyor mu acaba? Ses geliyor da kod görünmüyor. Kod gözükmüyor mu? Ha, pardon. Hayır. Özür dilerim. Hemen stop share edeyim. Tekrardan bir share edeyim. Galiba screen bazlı share işlemi yaptım. Şu an kod parçası gözüküyor mu acaba? Evet, tamam, gözüküyor. Süper, süper. Hoppa. Ben de hemen vallahi direkt cevaplar. Testçiler hemen ortaya çıkıyor. Şimdi burada ben Maven kullanıyorum. Maven'ın içerisine çok küçük bir kod parçası yazarak şurada gördüğünüz bir ifade. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu şu işi yapıyor. Findbox demiştim ya, statik kod analizi aracı. Bu araç daha kod compile ediliyorken kendisinin bir rule seti var. Bu rule seti içerisinde belirli checker'lar yapıyor. Yani şu kadarcık işlemi yazmanız, developer'lara yazdırmanız yeterli olacak. Gerçekten bunu yazmak, Google'da direktman Google'ı arattırın, birebir aynı şey çıkacak yani. Developer arkadaşlar dese ki ya o çok uzun iş falan, hiç inanmayın yani. Ben ne zaman bir developer bu iş çok uzun dese, oturup bir kendim yapıyorum ya, gerçekten uzun mu diye. Çok basit bir şekilde statik kod analizi aracını bağlayabilirsiniz. Aynı şekilde sistemin bir style checker, yani kodun yazım stiline dair bir değer girmek istiyorsanız yine aynı şekilde bir küçük bir kod parçacığı, yani konfigürasyon parçacığı diyeyim, yazarak bunu çok rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. Mesela ben burada kendi konfigürasyon dosyamı böyle bir içeriye tanımlamışım, demiş bir bu custom check style XML'ine göre kodumu şey yap, kontrol et. O da şurada bir yerdeydi. Hemen bakayım bir. Şurada custom check style diye. Mesela şuradan basit bir şey söyleyeyim. Hemen şuradaki. Buradaki property'de ben demişim ki sadece properties ve XML dosyalarını kontrol et. Bunun arkasına yazarım. Dedim ki işte Java'yı takip et. İşte bilmem CPP uzantıları
takip et. Böyle kendiniz bunu çok rahat customize edebilirsiniz. Veya işte aşağılarda bir söyleyeyim. İşte avoid start import. Örnek veriyorum, bir importunuz var. Bu import yani bir kütüphaneye eklediniz ama bunu hiçbir yerde kullanmıyorsunuz. Gidip burada unused importları eklediğiniz anda sizin otomatik olarak buna kullanılmayan her bir kütüphanenin silinmesi konusunda size bir uyarıda bulunacak. Ya bazı hatalar sizin için çok kıymetli olabilir. Bazı hatalar ise çok gereksiz olabilir. Siz buradan istediğiniz gibi o XML dosyası içerisinden çok rahat bir şekilde bunu elimine edebilirsiniz. Bu da style check için. Bir de birim test için bir şey ekledim mesela ben. Şöyle uzunca bir şey. Ama uzunca olduğuna bakmayın. Ben bunu birazcık şey yaptım. Ne derler? Konfigürasyonunu detaylandırdım. Bu da şu işi yapıyor. Siz kod parçası yapmışsınız. Developerlar bir kod parçacı yazmış. Ben bunu hep size anlatıyorum. Ama yani siz bunu yapmıyorsanız dahi yaptırtabilirsiniz. Bunu bilin diye birazcık anlatmak gereği hissediyorum. Burada şöyle bir işlem var. Jacoco diye bir şey kullandım. Ben Java kod coverage'a karşılık geliyor. Diyorum ki her bir class'ı kontrol et. Sadece sonu enums yazmayan yazanları hariç tut. Ve kalanlarda da şimdi kod birim testlerin coverage seviyesi bir satır bazında yapılır. Bir de branch bazında yani condition bazında yapılır. Satır bazında eğer %30'un altındaysa bağır, branch bazında da %20'nin altındaysa bağır diye bir yani bağır derken şey işlemi iptal et. Bu kod parçacının doğru çalışmadığını, düzgün kaliteli bir kod parçası olmadığını uyarısında bulun diye bir kısım var. Bu tamamen lokalle alakalı kısım. Yani bu ilgili işlemleri bir geliştirici arkadaşa, developerlara kendi lokal makinalarında çok rahat yaptırtabilirsiniz. Şurada, ups, burada benim tarafımda elektrikler gitti herhalde. Yaşasın laptop. Şurada da bir kapattığım bir parça var. Bu üç ürünün tek bir ürün üzerinde yapıldığı SonarCube diye bir araç var. Ve bu araç üzerinden de çok rahat bir şekilde bu işlemi yapabiliriz. Bir izninizle ben bir kodu çalıştırayım. Bir kod parçası çalışsın. Bir görelim bir ne yapacak, ne edecek. Bir değerleri kontrol edelim. Şimdi kodu ben çalıştırdım. Kod mesela şu anda gördüğünüz gibi bir statik kod analiz işlemi yapılıyor. Statik kodda mesela herhangi bir hata bulmadı. Sonra style checker çalıştı gördüğünüz gibi. Style checker'da da bir işlem hatalı bulunmadı. Sonra birim testler koşmaya başladı. Kaç tane birim testin koştuğunu, kaç tanesinin hatalı, kaç tanesinin işte fail ettiği gibi değerleri yine burada görebiliyoruz. Tamamen yaptığım şey orada yazdığım konfigürasyonla sağlandı. Ve diyor ki ben bunu logladım diyor. Bakalım test şey bitmiş mi? Evet, success etmiş. Yapılan işlemde style checker çalıştı. Statik kod analizi çalıştı. Ben gözükmüyorum herhalde bu arada ama sesim geliyordur diye düşünüyorum. Yapılan işlemin sonucunu da kendisi bir loglama yaptı. Yine onu da konfigürasyon elemanı içerisinde tanımlamıştım. Şurada göstereyim eklediğim yeri. Ben size bu kod parçacığını da yolluyor olurum. Şurada yapılan datanın işte nereye çıktığı alacağını gösteriyor. Hemen ben bir çıktığının alındığı yeri açayım. Şöyle bir browser'da açayım. Şey görüyor musunuz? Browser'da hala kod parçacığı mı gözüküyor? Yoksa şey mi gözüküyor? Chrome browser mı gözüküyor? Kod parçacığı gözüküyor. Tamam, hemen onu da şeyle diyeyim. Birden fazla. Advanced Files. Direkt ekranımı share edebiliyor muyum diye bakıyorum. Screen dedim. Ekranım gözüküyor herhalde. Şey, bu sefer browser gözüküyor herhalde. Evet. Şimdi browser'ı yaptığım işlemde birim testlerin ne seviyede geçip kaldığına dair bir değer döndü bana. Yani çok rahat bir şekilde siz burada, ben şurada bir örneğimde gideyim. Bu örneğimde işte her bir metodun test edildiğinde yeşil, test edilmediğinde kırmızı değerlere karşılık geldiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorum.
Bunu geliştirici arkadaşlar gördüğü gibi siz de görebilirsiniz. Bu ekranlara siz de çok rahat erişebilirsiniz. Zaten continuous sürekli entegrasyon yapıldığında bir Jenkins, işte bir Bamboo tarzında bir ürün kullanıldığında siz de bu ekranlara çok rahat ulaşabilirsiniz. Yani bir tane bir şuradaki mesela şu case'i bir kapatayım. Kodu bir daha çalıştırayım. Bu sefer bakalım ne olacak? Onu görelim. Bu sefer ekranım gözüküyordur diye düşünüyorum. Süper. Şimdi kodu ben oradan kapatacağım. Diyeceğim ki işte şu kod parçası kapansın. Bir kez daha çalıştıracağım. Yine aynı şekilde statik kod analizi çalışacak. Gördüğünüz gibi. Sonra style checker çalışacak. Hoppa, şurada bir yerdeydi. Aynen, style checker çalışacak. Sonra testler çalışacak. Şimdi bir daha bakalım sonucumuza. Bakalım bu sefer neler gelecek. Yani çok böyle eğer geliştirme ekiplerinde bu konuda biraz şeyle karşılaşıyorsanız, dirençle karşılaşıyorsanız gerçekten çok zorlu bir şey değil. Şimdi aynı ekranı açtım. Bakın gördüğünüz gibi bu if artık bu test edilmedi demek. Yani siz de çok rahat bir şekilde bu raporları açıp kontrol ederek şey diyebilirsiniz geliştiricilere. Ya kardeşim bak sen bu case'i yapmamışsın birim testini. Veyahut da hadi ben yazayım bu case'i. Veya bu case'le alakalı birim test yazılmamış. Demek ki benim buraya biraz daha odaklanmam lazım deyip buralara bir hamle yapmanız, buralara ait yeni testler yazmanız çok daha sizin test kalitenizi arttıracak şeyler oluyor. Yani yaptığımız tek şey birkaç tane araçtan faydalanarak sizin daha kaliteli, daha nokta atışı testler yapmanızı sağlamak. Bir de buradan şimdi şeye gideyim. Bir Jira üzerinde bir kabul kriteri girişine ve definition of done girişlerini yapayım. Bir de onu göstereyim. Nasıl yaparız? İlla böyle bir alan mı olmak zorunda yoksa herhangi bir yerden yapabilir miyiz diye. Ben şöyle bir logout olayım. Tekrar giriş yapayım. Ben burada şöyle bir proje açayım. Kendim bir tane oynamalık bir tane test projesi açtım böyle. İşte buradan ya ben burada birazcık test aracının kendi özelliğini gösteriyor gibi olacağım ama yani illaki test araçlarının da birebir aynı olmak zorunda değil. Sizler de kendi test araçlarınızla benzeri işler gerçekleştirebilirsiniz. Ben bir tane bir create dedim. Bir tane buraya bir story gireceğim. Hemen story'yi seçtim. Eğitimin içerisindeki story'yi de alayım hatta. Onu kullanayım. Hoppa. Şuydu story'miz. Story'mi ekledim. Şimdi bakın buradaki story'yi eklerken siz şurada description gibi alanlarda istediğiniz gibi buraya şöyle bir deyip tüm kabul kriterlerini buraya girebilirsiniz. Mesela neydi kabul kriteri? Sistem. Hemen bakalım. User story'mize bakalım bir. Nedir? İşte sepette aynı anda 10 tane ürün görüntülenebilir. Görüntü. Veya işte sayfa cevap süresi 2 saniyeden fazla olamaz. Diyebilirsiniz. Ya da aldığınız araçta eğer direkt kabul kriteri diye bir ifade varsa ki benim kullandığım araçta böyle bir ifadeyi bize eklettik buraya. Kabul kriteri. Bunu yazıp buradan da böyle bir faaliyet sağlayabilirsiniz. Ben şimdilik oraya yazayım.
işlemi buradan yaptırtabilirsiniz. Diyelim ki girdim. Şimdi böyle bir kabul kriteri var. Şimdi sprint planning toplantısında bu kabul pardon böyle bir story girildi. Gördüğünüz gibi kabul kriterleri de burada. Ayan beyan ortada yani. Bunu açan kişi sayfayı açar açmaz direktman görüyor. Şimdi bunu gördüğü halde eğer buna karşı bir hamle yapmıyorsa zaten bunda bir art niyet var demektir. O yüzden biz iyi niyetli düşünerek diyelim ki bunları yapacak. Şimdi bunları yapabilmesi için kişinin ilgili taskları oluşturması lazım. İsterse işte şuradan taskları oluşturur. İsterse yukarıdan oluşturayım ben bir tane task. Hemen. Şimdi yine task girerken hemen şurada kırmıştık taskları. Neydi? Ürün sayfasını sepete ekle butonu. Ekle. Şimdi bu task'ı yazarken yine daha demin yaptığımız gibi buraya description alanına definition of done değerlerini girebiliriz. Yazıp altına tek tek yazabiliriz. Nedir? Birim testlerin birim test kapsamının %50'den az olmaması gerekmektedir. Veya başka ne demiştik buralarda? İşte fonksiyonel birkaç bir şey yazabiliriz. Güvenlik testiyle alakalı bir şeyler tıklayabiliriz. Butona tıklandığında basma efekti verilmelidir diyebiliriz. Ya da siz yine böyle bir ekranda işte çeşitli filtreler var. Bir tane definition of done diye bir parametre tanımlattırıp oraya da giriş yaptırabilirsiniz. Ben burada daha eklettiremedim. İnşallah eklettireceğim. Siz geliştiriciye bu işi assign ettiğiniz anda geliştiriciye siz bunu assign ettiğiniz anda o kişi açıp definition alanında veya definition of done değerinde çok rahat bir şekilde sizin nasıl test ettiğinizi görüp ona göre kodunu test edip size bunu gönderebilir diye düşünüyoruz. Yani amaçladığımız her şey hep geliştirici arkadaşlarla onlara test yaptırıp size daha kaliteli bir ürünün gelmesini sağlamak. Burada da göstereceğim şey budur. Eğer varsa başka sorunuz benim çünkü anlatacaklarım bu kadar diyeyim. Sizin sorularınız varsa sorularınıza yardımcı olmaya çalışayım. Sesim geliyordur diye düşünüyorum. Ben bunu seviyorum. Paylaşma ihtimaliniz var mı? Bir daha söyler misiniz acaba? Sunuyu bizimle paylaşma ihtimali. Tabii. Bildur Hanım sizin üzerinizden şu an chat'ten atsam acaba sunuyu şey olur mu? Gider mi? Hemen bakayım bir. Dosya yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz bir deneyin. Süper ötesi. Hemen şuradan your computer diyeyim. Hoppa. Hoppa. Sanki ekleniyor gibi. Sunuyu ekledim şu anda. Kod parçacığını da temizleyeyim. Onu da atayım hatta. Bir saniyenizi isteyeyim. Birkaç tane hemen soru geldi. Bakacağım onlara. Hemen şu target ağır bir şey olduğu için onu siliyorum. Şu iki kısımda zaten kodun içerisinde olmasına gerek duyacak bir kısım değil. Hemen şunu da atayım. Amanın. O zaman bunu bir rarlayayım bir hemen.
Sonra sorularınız varsa sorularınıza. Tamam, kod parçacığını da attım. İsteyen olursa chat grubundan hem PowerPoint'i hem kod parçacığını alabilir. Şurada birkaç bir şey görmüştüm. Bir tane şey demiş Gökhan Bey, task definition of'dan bug ilişkisi nasıl oluyor? Bir tane hemen kendime örnek gösterebilir miyim? Yani ama kendim üzerinden göstereceğim, kendi faaliyetim üzerinden. Ben bug'ı vallahi attım ama acaba birine özel mi attınız hocam? Hoppa. Aha, özür dilerim ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Pardon. Dediğiniz gibi dikkat etmemişim. Şimdi everyone'a statik kod parçasını attım. Öyle bir göndermişim ki sen göndermek istemiyorum gibi bir şey olmuş. Tamam, şimdi everyone oldu. Ben şey Bildur Hanım'a göndermişim yanlışlıkla. İlk yukarıda o çıkmış. Bir daha kontrol edebilirseniz gelip gelmediği konusunda. Everyone dedi, seçtim ama. Geldi hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi şöyle. Gökhan Bey şey sormuş. İşte task definition of'dan ve bug ilişkisini. Şimdi ben bir task'a bug açmayı doğru bulmuyorum. Çünkü bu sefer task şey oluyor. Geliştirici diyor ki ben diyor bu task bana ait bir şey. Sen niye benim işime karışıyorsun gibi oluyor. Onun yerine ben o task'ın altına definition of'dan değerleri girdim ya. Ve o task'ın üstünde story'm var. Ve story'nin kabul kriterleri var. Her bir kabul kriteri benim günün sonunda test prosedüründeki bir test adımıma karşılık geliyor. Ben daha çok aynen story senaryo bug gibi. Aynen ben de öyle şey yapacaktım. Story'lerdeki kabul kriterlerinden bir tane şey oluşturuyorum. Bir test oluşturuyorum. Ve bu testim direktman o story'e bağlı. Bu story'de girdiğim kabul kriterlerinin her biri bir teste karşılık geliyor. Ve o testin içerisine bug giriyorum. Ama bunu sağlayabilmek adına Jira için Gökhan Bey şeyi sormuştu. Jira'da story senaryo bug definition of'dan nasıl giriliyor diye. Jira'da aslında şey var. Bir tane test execution diye bir tip var. Test koşumu. Sen test koşumu yaparken hangi testleri koşacağını tanımlıyorsun ve onun üzerinden bir koşum gerçekleştiriyorsun. Bir tane hemen basit seçeyim şuradan. Kendim var olan bir tanesi üzerinden bakayım bir filtrelerime. Bir tane test koşumu oluşturuyorum. Oluşturduğum test koşumunda aslında her birinin geçti kalma durumlarını tanımlıyorum ve bunların her biri bir story'nin içerisindeki bir kabul kriterine karşılık geliyor. Bir tanesine fail eden birine bakayım mı? Fail edenin detayını açıp baktığımda hoppa. White. Güzel çiziyor birisi. Tamam. Açılırsa eğer sistemim. Bunun içerisinde şuradaki defects'i kullanarak buradan yeni bir bug oluşturuyorum. Yani aslında task'ın içerisine bir bug değil de o task'ın türediği story'nin içindeki kabul kriterine karşılık bir bug açmış oluyorum. İnşallah anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Gökhan Bey şey demiş, yani senaryo pes değilse bug gibi kalabilir, assign edilebilir. Yani aynen öyle. Ayrıca bir bug açmaya gerek yok. Direkt buradan açabilirsiniz. Hem ilişkisini de çok rahat görmüş oluyorsunuz. Yani bu test niye kaldı? Çünkü bu hatadan dolayı. Ve sonraki koşumlarda da geçmişe dönük bir şekilde çok rahat şeyini görebilir hale geliyorsunuz. Hemen sayfamı bir geriye alayım bir. O hatayı tekrardan açayım. Geçmişe dönük olarak bu hatanın değerini rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.
gördüğün gibi mesela ne zaman koşulmuş, kaçında fail etmiş. Mesela eskiden koşulduğunda fail ediyormuştu, sonra geçmiş, sonra tekrardan fail etmiş gibi. Yani kullandığınız araç aslında sizin raporlamanızı çok kolaylaştırabilir hale geliyor. Ama illa bu aracı kullanacağınız, şu aracı kullanacağınız diye bir şey yok. Küçük bir Word'de bile, Excel'de bile alabilirsiniz. Teşekkür ederim Merve Hanım, Ömer Bey. Yani ben gönderdim diye düşünüyorum herkese ama gitmedi herhalde yine. Bir daha atayım. Sonradan girdiyseniz belki bir düşme falan olduysa. Süper. Var mı başka sorunuz? Acaba... Alabilirim eğer sunum hakkında başka bir bilginiz varsa, isteğiniz. Veya sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Evet, Jira'da işte ben Jira demiyorum da ona X-Ray diye bir araç var. Zübeyde Hanım Jira'da hangi plugin ile pass-fail durumunu raporlanabiliyor diye sormuş. X-Ray diye bir araç var. Ben onu yazayım. Bir plugin bu. Bunu kurduğunuzda galiba 6 ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Sonra rakamlarını bilmiyorum. Herhalde 1 ay ücretsiz veriyorlar ama siz sonrasında bir mesaj atın. Deyin ki ben birazcık daha kullanmak istiyorum. Deyin. Ergin Bey, kurumunuzda hangi test araçları kullanılıyor diye bir şey sormuş. Yani belki sunumdan başka bir şey. Ya ben Havelsan'da şey olarak çalışıyorum. Test otomasyon yazılım takım lideri olarak çalışıyorum. Birazcık daha odak noktam testin agile mantığa odaklanması ve işte bu test araçları kullanarak nasıl biz daha efektif testler yapabiliriz? Ona odaklanmaya çalışıyorum. Envai çeşitli araç kullanıyoruz her seviye için. İşte birimsel test seviyesinde işte G-Unit kullanıyoruz, Test Engine. İşte entegrasyon seviyesinde işte yine Test Engine kullanıyoruz, REST Assured ürününü. Yeniyle Zero Code diye bir ürün kullanıyoruz. Kafka için, testler için. UI seviyesinde SQLX, Catalon, Selenium, Cypress veya işte performans testi için işte Tsung, Locust, JMeter, HP LoadRunner. Yani birini öğrenmeye başladığınızda devamı geliyor yani. Zaten genelde open source projeler tercih etmeye gayret gösteriyorum ben. Çünkü bu araçların fiyatları gerçekten çok yüksekler. Yani HP LoadRunner ürünü işte Oğuz bir yan session'da HP LoadRunner ürünüyle JMeter'ı karşılaştıracak. Ama ben bu yıl HP LoadRunner'dan yaklaşık 100 bin dolarlık bir yıllık kullanım teklifi aldım. Yani o kadar paraya veriyorlar. Biraz yüksek geldiği için çok anlamda olmadı. Mobile için Appium kullanıyoruz. Capybara kullanıyoruz. Yani her şeyin çözümü var diyebilirim şu anda. Siz hangi şey istiyordunuz? Şöyle, FPGA'yı biz şeyde kullandık. 5G'nin Mehmet Taze şey sormuş. Bahsetmiş olduğunuz test süreçlerini ve tool'larını gömülü yazılımlar tarafında ya da FPGA tarafında da uygulayabiliyor musunuz? 5G tarafında kullandık biz bunu. Ve herhangi bir problem olmadı. Gömülü yazılımlar tarafında da şöyle. Benzeri mantıklar var ama Havelsan'da gömülü yazılımlar için çevik bir sürecimiz yok maalesef. Oradaki arkadaşlar hep daha çok waterfall'la gitmeye gayret gösteriyorlar. O yüzden onlara bu süreçleri daha kabul ettirebilmiş vaziyette değiliz. Gökhan Yazıcı Bey şey sormuş. Bilim test eşittir developer test mi diye. Hayır diyorum ben. Ama birisi bana bir projeyle alakalı birim test yazar mısın diye sorduğumda o developer'ın işi diyorum. Yalan da söylemeyeyim şimdi.
Developerlar niye yapmıyordu, niye ben yapıyorum? Çünkü şey ya, birim testin amacı nedir? Sen yazdığın birimi test edersin. Bilmediğin bir birimin testini nasıl yapabilirsin ki? Geliştirici o birimi tasarlayan kişi. O kod parçacığını, metodu, klası yazan kişi. Sen evet yazabilirsin test mühendisi, test uzmanı olarak. Ama tercihimiz geliştiricilerin bu testi yazması. Çünkü onlar daha iyi biliyorlar o kod parçacığını. Daha hızlı yazarlar. Ama tabii ki biz test ekipleri olarak her türlü desteği sağlarız diyoruz. Bence sizler de birazcık birim test noktasında developerlara bir tık daha ya abi siz yazın derseniz daha doğru olur gibi geliyor. Varsa eğer yani eklemek istediğiniz bir şey, sorunuz. İnşallah sunumu beğenmişsinizdir. Bekleyin birazcık daha. Paylaşımı tekrar yollamanız mümkün müdür acaba? Tabii ki. Telefondan bağlıydım. Sunumlar gelmedi ama benimki benzer durumu arkadaşlar da yaşamış olabilirler. Tamam. Hemen bir daha yolluyorum. Sunumunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen ilettim. Doğru sunumu iletiyorum diye düşünüyorum. İnşallah. Sunumu şimdi attım. Hemen kod parçasını da atayım. Gökhan Bey bir şey daha sormuştu. Ona da cevap vereceğim hemen. Of. Tamam, sunum geldi herhalde. Hep gidip kişisel seçiyorum. Yanlış oluyor. Gökhan Bey şey sormuştu. Her test adımı ayrı Jira kayıt olmamalı mı? Bence olmamalı. Şey yazabilirsiniz. Bir test seçtiğinizde içinde şey var. Şuradan göstereyim. Bir testi seçip test detail'e tıkladığınızda burada tek tek test adımları ekleyebiliyorsunuz. Mesela adım 1 diyeyim ben buraya. Et dedim. Hemen bir adım daha ekleyip adım 2 şeklinde böyle bir düzenleme yapabiliyorsunuz. Ya şey çok Jira özelinde, ya ben kullandığım için Jira'yı söyledim ama Jira özelinde bir şey anlatmak çok doğru olmuyor. Çünkü her tool'un, her kullandığımız aracın kendine özel yetenekleri var. Şimdi Seyhan Erdoğan şey diye sormuş. Bireysel olarak test otomasyon bilgisi nasıl geliştirdiniz? Öneriniz var mı diye. Yani ben Guru 99'dan işte sonra şeylerden çıkmıyorum yani. Böyle bir iki tane sistem var. Mukyong, Guru 99. Bu web sitelerinde çok başarılı bilgiler var. Tool SQA diye. Oralar bence iyiler. Yani oralarda durabilirsiniz. Ama test otomasyon bilgisi şeye istinaden gelişiyor. İhtiyaca istinaden gelişiyor. Siz eğer UI seviyesi bir otomasyon isteniliyorsa ona göre bir hamle yapabiliyorsunuz. Bir şey Gökhan Yazıcı birkaç adım bir kayıtlı olabilir ama sadece bir adım çalışmıyorsa diğerleri de pes durumuna geçebilir mi? Çözüm bekler sanırım. Çözüm bekliyor. Evet aynen öyle. Şöyle ben kendi mail adresimi yazayım. Bana sunum gelmedi diye mailime paylaşımda bulunursanız ben size ilgili kayıtları atayım. Yani telefondan bağlananlar için diyorum veya işte sonradan almak isteyenler için. Evet. Yani bu mail adrese ya bana sunum gelmedi derseniz ben buraya ben teşekkür ederim Gökhan Bey. Yani mail adresime şey atarsanız bana sunum gelmedi belgeleri iletirseniz diye ben size geri dönüş yaparım. Bilur Hanım bizim faaliyetimiz tamamlandı.
Tamam, süper. Çok teşekkürler. Vallahi çok çok anladığım bir konu değil ama bayağı kapsamlı bir sunum olduğunu anladım en azından. Normalde bizim 3'te bitmesini planlıyorduk eğer uzarsa diye ama soruları da yanıtladıysak şimdi kapatabiliriz. Sonra 3'ü 20 geçe bizim ikinci gün linkinden tekrardan webinarımız keynote session'da devam edecek. Herkese teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.